Değerli üyeler, değerli konuklar, bu akşam getirdiğimiz çok değerli büyüklerimiz Nazif Kıpadelenlioğlu ve Güney Gönencin Anma Etkinliği'ne hepimiz hoş geldiniz. Öncelikle sizleri bu iki güzel insanın şahsında daha güzel bir gelecek yaratma mücadelesinde yitirdiğimiz tüm değerler adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Anıları yolumuza ışık olsun. Şimdi de bu etkinliğin açılış konuşmasını yapmak üzere Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Kaymakçıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Merhaba dostlar. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Bugün burada Sayın Güney Gönenç ve Sayın Nazif Tepedenlioğlu anısına toplanmış bulunmaktayız. Önce en içten saygılarımla anıları önünde saygıyla tekrar eğiliyorum. Mühendislik, bilim ve teknoloji dolayısıyla bilgiye dayalı bir meslektir. Bu mesleği hak eden bir kişi bu sürecin başlangıcından itibaren sürekli kendini yenilemeyi, bilimsel ve teknolojik alanda yenilikleri takip etmeyi bir görev olarak kabul eder. Bir tarafta mesleğimizdeki bilim ve tekniği uygulama alanımız gün geçtikçe daraltılmakta ve bunun sonucu araştırma ve geliştirmeye gerekli yatırım yapılmamakta sektörümüzün birçok dalında yurt dışından ithal gelen teknoloji yalnızca okur yazar vaziyete doğru gidiyoruz. Öbür tarafta ise bilimi, üretimi ve yatırımı dışlayan, insanı ve doğayı göz önüne almayan politikalar bizi direkt olarak etkilemektedir. Küresel sermayenin ve bağlı kuruluşların denetiminde uygulanan yeni liberal politikalarla ve özelleştirmelerle bizlerin varlık nedeni olan ülkemizin enerjisi, sanayisi, madenleri, tarımı, hayvancılığı ve ülke ormanları bugün talan edilmektedir. Uluslararası sermaye çevrelerinin çıkarları doğrultusunda verilen bu dönüşümden kentlerimiz, köylerimiz, yaşam çevrelerimiz, tüm yaşamımızın yanısında mühendislik uygulamaları, mühendislerin sosyal konum ve koşulları da doğrudan olumsuz biçimde etkilenmektedir. Bu durumun somut göstergesi, insan yaşamının her aşamasında sorumlu olan mühendislik hızla işlevsizleştirilip ikinci plana atılıyor. Bilim, akıl ve mesleki birikim dışlanıyor. Bu dışlanma mesleğimizi gerçekleştiren meslektaşlarımız hızla ücret azaltılıyor. İşsizleştiriliyor, mühendislerin toplum içinde konumu yitiriliyor, kimliksizleşmesi ve yoksullukla baş başa bırakılmasına kadar gidebiliyor. Kurumlarımızda bunca deneyim ve mesleki birikim yok olma aşamasına geldi. Özel sektördeki iş güvencesiz çalışma koşulları kamu kuruluşlarına da taşınmaktadır. Sonuçta giderek çalışma koşulları ağırlaşmakta ve emeklilik yaşına gelmiş dostlarımız insan onuruna yaraşır emeklilik süreci yaşayamamaktadır. İşsizlik oranında yeni mezun mühendislerimiz oranı hızla artmaktadır. Yalnızca deneyim kazanmak adına düşük ücretli, kötü koşullu işler kabul etmeye mecbur kalan yeni mezun mühendislerin konumu vahim durumdadır. Genç meslektaşlarımız güvencesiz şantiyeler, proje bazlı istihdam edilmeler ya da bir mal ve hizmetin şirket dışı bir kaynaktan tedarik edilmesi olarak tanımlanan yapısıyla teşerrüm şirketlerde düşük ücretle çalışmak zorunda kalabilmektedir. Bu nokta esnek üretim ve güvencesizleşme süreci meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Aynı zamanda mühendislerin büyük
birçoğunu yasal çalışma süresinin üzerinde çalıştırmaktadır. Ülkemizde özel istihdam büroları adı altında geçse de bu bürolar Avrupa'da geçici işçi büroları, Almanya'da kiralık işçi büroları olarak adlandırılmaktadır. Özel istihdam büroları güvencesiz çalışmanın en üst düzeye çıktığı noktalardan biridir. Özel istihdam bürolarının yurt dışı örneklerine bakıldığında mühendislik hizmetlerinin bu büroların faaliyet alanında önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Mühendisliğin birçok alanı proje üzerinde çalışmaya uygun olması, sınırlı süreli sözleşmelerle eleman kiralama uygulamasını kolaylaştırmaktadır. Bu uygulama ile işveren sigorta, krem tezminatı, yıllık izinler, yol ve yemek hizmeti gibi emeğe ilişkin tüm maliyetlerden kurtulmaktadır. Ücretli çalışanların kiralık çalışması hak kaybına uğramaktadır. Sonuçta ücretli mühendislerin büyük çoğunluğu konumu ve yaşam koşulları gerilemiştir. Bu önemli, en önemli sorunlarını tekrarlarsam, iş güvencesine sahip olamama, çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, ücretsiz, yetersiz ücret, işsizlik tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, insan onlara yaraşır emeklilik süreci yaşayamama ve cinsiyet ayrımcılığı en önemli sorunlarımızın bazılarıdır. Söyleşimizde mühendis emeğin dönüşümü konuşacağım. Burada konuşmamı bitirirken sevgi ve saygılarımla herkese tekrar hoş geldiniz diye bitiriyorum. Tekrar saygılar. Sayın Kaymakçıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi iki konuşmamız daha olacak. ODTÜ'lü çok değerli hocalarımız bizlerle bu akşam. Konuşmasını yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Osman Sevaioğlu'nu davet ediyorum. Buyurun hocam. İstersen Tosun'la birlikte çıkalım. Yani, nasıl uygun görürseniz. Sohbet değil hocam ama yani daha Ama inanılmaz bir insandı. En azından baktılar, Nazif Hoca şey yaptı,
tekrar ayağa kalktı ve orada bir çevre oluşturdu. O yüzden orada da görevine son verdiler. Yapacak bir şey kalmadı. Elazığ'dan dönüşünde bizim bölüme uğradı. Ben o sıralarda doktorayı bitirmiştim galiba. Unutamadığım bir davranış gösterdi. Şimdi Elazığ'dan dönmüş, işine son verilmiş. Ekmeksiz, maaşsız, parasız. Onun da zaten bir ilişkisi yok. Çay odasına geldi. Hepimiz etrafına toplandık. Bir ölü evi havası var yani hepimizde. Yani üzgünüz tabii. Yani bir şeyler söylemek istiyoruz, söyleyemiyoruz. Nazif Hoca sapasağlam ayakta. İnanılmaz bir şey söyledi. O sırada ya Tuncay'a söyledi ya da sana da söylemiş olabilir belki Tosun. Şey dedi. Ya dedi, o senin söylediği dedi, teorem dedi, yanlış dedi. Orada dedi, şöyle bir terim eklemişse dedi. O zaman dedi, doğru oluyor. Şimdi biz Nazif Hoca'nın görevinin sona erdirilmesinden üzgünüz, bir şeyler söylemek istiyoruz. Adamın kafasında şey var, mesleğiyle ilgili bir şey var ve onu çözmüş. Bizim bölümden ya Tosun'du ya Tuncay'dı ya da Altunkan'dı bilmiyorum, onlardan birine söylüyor. Ondan sonra Amerika'ya gitti. Bizim bölüm olarak biz de çok sahip çıkamadık. Nazif Hoca. Yani en çok Nazif Hoca'nın yaşantısının son dönemleri bir trajedidir. Yazık oldu. Türkiye'nin önemli bir aydınıydı. Amerika'ya gitti ve orada öldü. İlişki de kurmadı galiba orada Türkiye'yle daha fazla. Bölüm olarak biz de yapmamız gerekenleri yapamadık ona karşı. Öyle düşünüyorum. Güney Hoca hakkında belki Tosun çok daha detaylı, Güney Hoca çünkü Tosun'un kankasıydı. Güney Hoca hakkında şunu söyleyebilirim. Ben Güney Hoca'nın profesörlük kadrosunu kullanmadığı için almış, kullanmış, profesör olmuş bir öğretim üyesi. Borcum var. Yani vicdani ve ahlaki borcum var Güney Hoca'ya karşı. Birkaç şey söyleyebilirim Güney Hoca'ya ilgili. Tam bir elit insan, entelektüel insan. İnanılmaz mütevazi. Odasında bir saat var. Saat ters dönüyor. Yani berber saati dediğimiz. Clockwise değil de counter clockwise dediğimiz. Odasında oturduğum sırada devamlı kendimi rahatsız hissediyorum. Saate bakıyorum. Anlamıyorum da saatin ters olduğunu. Konuşuyorum falan tekrar rahatsız oluyorum. Kutandayım düşman. Hoca bu saat nedir dedim. O dedi ters saat dedi. Yani böyle bir şey var. Niye koymuş bilmiyorum. Sadece berberler kullanıyor. Aynada müşteri tıraş olurken baktığı zaman şey görürsün diye, normal görürsün diye öyle bir saat olmuş. Bir de bir sözü var, inanılmaz bir söz. Sonra ben onu sözlükten falan çözdüm. Kemalatla kemalat olmaz dedi. Bir gün makasla bir şey kesiyordu. Ya ne için cümle? Şimdi bunu Farsça, Osmanlıca ben tabii çözdüm. Çok güzel bir söz. Kem, kötü. Alet, aletlerin çoğulu. Kemalat, mükemmellik. Kem aletle, kötü aletle mükemmellik olmaz. Makas kesmedi kağıdı, öyle söyledi. Bir de ben Güney Hoca'dan 444 aldım. Elektrik analiz. Bu Bristol'dan mezun değil mi? Bristol'dan mezun İngiltere'de. Oradan nümerik analiz ders notlarını getirdi ve bir veya ikinci verişinde ben aldım. Hala da anlamadığım bir şey var. Bazı notlar var orada, bazı denklemler var. Hiçbir kitapta yok. Hiçbir kitapta yok. Ve doğru, anlattığı şeyler doğru. Ve çok iyi açıklıyor o konuyu. Amerikan analizde sayısal. Fakat hiçbir kitapta yok, hiçbir yerde bulamadım. Nereden buldu, nasıl yaptı? Yani Güney Hoca hakkında söyleyecek çok şey var. Mütevazi bir insan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Her ikisi için de, özellikle Nazif Hoca için. Aklıma geldikçe içimde böyle bir acı olur. Nasıl yaptık biz bu adama böyle bir kötülüğü? Amerika'da ölmesine kadar nasıl onu sürdük bu ülkede? Yani bunun hesabına sorulmadığı, bugün de oluyor benzer şeyler. Bugün de oluyor. Kapıya koyuveriyorlar insanları. Yani ne biçim bir ülkede yaşıyoruz anlamadım. Peki hocam siz buyurun. İki hocamız için de
söylenecek çok şey var gerçekten. Bu kitapları odamız kitaplaştırmış. Burada 2012'den bu yana hocalar için yapılan toplantılarda konuşmaları belki tamamları ben de bugün gördüm. Tümü mü yoksa özetini onu bilmiyorum ama burada her şey var. Osman da hakikaten duygusal bir konuşma yaptı. Çok şey söylemek mümkün ama bugün bir konumuz var, konuşmacımız da var. Biz onu dinleyelim. Bir iki şey söyleyeyim ben. Şimdi Güney Gönenç ve Naziktepe denemli oğluyla günümüz arasında birebir bir ilişki var. 1980'lerde yaşadığımız bu korkunç şeyi sıkı yönetim yasası kullanılarak bir daha kamu yönetimine hiçbir şekilde yaklaşımının sonuna kadar giremez diye bir yazı ellerine mesleklerinden ihraç ettiler. Güney Bey önce ODTÜ'nün Gaziantep'teki uzantısına gitmişti. Nazif Bey de anlattığı gibi Osman Hoca'nın Erzincan'a gitmişti. Efendim? Fırat Üniversitesi. Fırat Üniversitesi. Elazığ. Ben de Elazığ'ı hatırlıyorum. Nazif Hoca boyutunu anlattı. Gaziantep boyutuna da çok kısaca dokundu değil mi? Orada hoca kadrosunun önemli bir kısmı daha henüz profesör olmamış ama doçent seviyesinde olan genç bir kadroydu. Ve onların hepsi Güney Bey'in ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden hocalarıydı. Orada yani bu iki insan da herkesin çok sevdiği, saydığı kişilerdi. Gaziantep'te de zaten öğrencileri oralarda hoca olmuşlardı. Dolayısıyla Güney Bey'de orada tanıdık bir ortamda çalışıyordu. Ama sıkı yönetime sıkı yönetimler şeydir, yani mutlaka bir eziyet yapacaklardır. İkisini de maalesef attık, üniversiteden atıldı. Nazif Bey ve Güney Bey de çok arkadaşlarımız, çok yakınlarımız çok üzüldüler. Yani inanılmaz derecede üzüldüler. Mesela Nazif Hoca bu şeyi atılma yazısını aldığından kısa bir süre sonra Amerika'daki bir üniversiteye yazdı. Orada elektrik bölümü başkanı doktora yaparken Amerika'da birlikte olduğu birisiymiş ve bir Yunanlı anında çağırdı ve apar topar gitti. Bir iki yıl tam hatırlamıyorum ama birkaç yıl sonra Türkiye'ye gelmişti yazın ve Kıbrıs'a gelmişti. Ben de Kıbrıs'ta ders veriyordum. Oradaki rektör de eski ODTÜ öğretim üyelerinden birisiydi. O da bana da şunu söylüyordu. Nazif Hoca'yı mutlaka ikna edelim. Burada alalım, bir daha bırakmayalım, Amerika'ya gitmesin. Burada Mühendislik Fakültesi dekanı olsun diyordu. Ben de çok istiyordum. Nazif Hoca'yla bir beraber olmak çok iyi olacaktı. Fakat o kadar kırılmıştı ki, yani ne Türkiye, ne Kıbrıs, ne de yakın bir coğrafya onun kafasında yoktu. Ama ölümü de maalesef orada oldu. Koltuğa oturmuş ve belki uyuklarken bizi bıraktı gitti. Şimdi bununla ilişkili olan günümüzde bir felaket yaşanıyor. Üniversiteleri yok ediyorlar. Üniversite hocaları yani çok narin yapılı insanlardır. Öyledir. Neden?
Çünkü insan yetiştirecektir. Ve öğrenci hocasını sever. Genelde mutlaka sever. Çünkü oradan geliştiğini, ilerlediğini hisseder. Şimdi ne yaptılar? Şurada yakınlarımızda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bütün omurgasını yok etmeye çalıştılar. Bence o geri dönmeler olacaktı. Ama yaşları ileri olan hocalarımızın ızdırabı ben de yaşadım bir şekilde. Ben de yaşadım. Ben de üniversitede hocalık yaparken inanılmaz bir takım şeylerle, suçlamalarla Barış Derneği yöneticisi olduğum sıfatıyla 38 ay yattım cezaevinde. Ve döndüğümde de üniversitede değildim tabii. Üniversite hocalarını yani ne yaparsanız yapın korkutamazsınız, sindiremezsiniz ama çok güzelsiniz. Hakikaten elleri ayakları titrer yani. Neden? O tebeşirle yazıyorsa tebeşir, beyaz tahtaya yazıyorsa kalemiyle, hocalarıyla, öğrencileriyle birlikte yaşar. Yani gerçekten çok zordu bu. Ben bunu tattım. Nazif Hoca'yı ve Güney Hoca'yı ızdıraplarında yakından yaşadım. Ama bugünkü yani inanılmaz gibi değil hakikaten. Çünkü burada artık insanlara takma, şu bu değil yani. Bunlar üniversite ortadan kalksın diye yapılıyor. Çünkü kolay değil ki bir insanın asistanlıktan full profesörlüğe kadar gelmesi ve işini iyi yapıyorsa son derece donanımlı bir hale gelmesi demektir. Bunu kaldırırsanız insan nasıl yetişecek? Bilim nasıl gidecek? Yani doğa bilimleri, sosyal bilimler ve diğerleri nasıl devam edecek? İşte bu bugün yaşadığımız büyük felaket. Bu şeye de benzemiyor hakikaten. Çünkü insanları parasız pulsuz da bırakmaya çalışıyorlar. Yani her türlü kötülüğü yapıyorlar. Ama ben de bunları yaşadım. Dolayısıyla şunu da söylemek istiyorum. Yani bu böyle gitmez. Ama ne olur onu da bilmem. Fakat kötü bir evredeyiz. Yani gerçekten çok kötü bir evredeyiz. Bu büyük kafaları, bu büyük birikimleri yitirmiş gibi oluyoruz. Yani bu da çok çok dokunaklı bir şey hakikaten. Şimdi iki tane hocaya söz verirseniz asıl konuşmacı konuşamaz hale gelir. Dolayısıyla bu kitaplardan hepiniz almışsınızdır. Okumayanlar okusun. Hakikaten beni de bırakırsanız dünyanın şeyi var, hatırası var, anıları var. Anlatırım ama anlatmayacağım tabii ki. Bugün şeyimiz inşallah bir master yapmış arkadaşımız, doğru mu? Devam edecek misiniz? Doktora. Üniversitede kimse kaldı. Siz de mi devam edeceksiniz? Mühendis olarak çalışıyordum zaten aynı sırada. Mühendis olarak devam ediyorum. Peki. Tamam. Ben sosyal bilimcisiniz. Yok hayır. Şimdi onun için bunu söyledim. Şimdi izninizle Elif arkadaşımızı çağıralım. O bize yani esasımızla ilgili şeyler söyleyecek. Jüriyle falan zannetmeyeceğim. Yazarımız Elif Aksukaya söyleşisine başlamadan önce ben çok kısa bir anons yapmak istiyorum. Hayık Hocam'ın konuşmasının da hemen arkasına bunu bağlama gereği hissettik. Bildiğiniz gibi şubemizde uzun yıllardır, 4-5 yıldır mühendislik geliştirme eğitimleri adı altında üyelerimizin mesleki ve kişisel gelişimini hedefleyen bir dizi eğitim etkinliği yürütüyoruz. Her çarşamba akşamı. Bu bellidir, bahar dönemi, güz dönemi. Her çarşamba akşam bu da bir müge eğitimi olur. Fakat yeni dönemde bu KHK ile akademiye yönelen bu
hızlı saldırıdan sonra bir Müge Akademi programı çıkardık ve bundan sonra Mart, Nisan ve Mayıs ayları boyunca Müge Akademi'de KHK ile akademiden ihraç edilmiş çok değerli hocalarımızı burada misafir edeceğiz ve mühendis geliştirme eğitimlerini onlarla birlikte yapacağız. Onlar iki hafta boyunca, geçtiğimiz iki hafta boyunca odalarını terk etmediler, kampüslerini terk etmediler. Hayır gitmiyoruz dediler, akademi biat etmez dediler. Onların sesine de biz buradan bir karşılık veriyoruz. Bu dayanışmayı gösteriyoruz ve bu etkinliklere hepinizin katılımını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Ben Mehmet Özgür. İyi akşamlar. Bu etkinliğe geldiğiniz için, salonu böyle kalabalık gördüğüm için çok teşekkür ederim. Çok kısaca kendimi tanıtmam gerekirse Elif Aksukaya ismim. İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği mezunuyum. Hep özel sektörde çalıştım mühendis olarak. Bu tezide Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Gelişme bölümünde yazmıştım. Orada bir yüksek lisans yaptım. Bu aslında orada yazdığım yüksek lisans tezidir. Tezin içeriğine geçmeden önce ben de iki hocamızı, Güney Gönel Çiler, Nazif Tepedelenmeoğlu hocamızı da saygıyla anmak istiyorum. Ben tabii hocalarımı kadar şanslı değilim, tanıyamadım onları. Ama biliyorum, 80 darbesinden sonra önce sürücüklerini, daha sonra da 1402'lik olup üniversiteden atıldıklarını biliyorum. Hatta Güney Gönel Çocuğa'nın Nazif Tepedelenmeoğlu ile ilgili yaptığı bir sunumu okumuştum. O Elazığ kurasının nasıl hilek bir kura olduğunu anlatıyordu. Onun adı çıkana kadar çekmişler kurayı. Ve o zaman, yani o zulüm döneminde, çünkü bugün de bir zulüm dönemindeyiz, o zulüm döneminde onunla duruş sergileyen insanları yaşadıklarını dinleyince hocalardan aslında bugünkü çamurların o günkü sellerden geldiğini daha iyi anlıyor insan. İkisini de saygıyla anlıyorum. Şimdi ben mühendis emeğinin dönüşümünü çalıştım bu tezde. Belki neden böyle bir çalışma yaptığımı anlatmam gerekirse şöyle diyebilirim. Ben öncelikle bir mühendisim. Ankara Şube Başkanı'nın açılış konuşmasında zaten mühendislerin sorunlarına ilişkin başlık başlık aşağı yukarı hepsini söyledi. İşsizlik gibi, güvencesizleşme gibi, kötü çalışma koşulları gibi. Ben de mühendis olarak bunların kısmen içinde yaşadım. Ayrıca benim bu tezi yazdığım, hazırladığım, yüksek lisans yaptığım dönemde TMOP içinde bir ücretli mühendisler sempozyumu yapılmıştı ve çok katılımlı, çok böyle canlı tartışmaların yapıldığı bir sempozyumdu. Bu bir konuydu yani. Hepimizin aslında o dönem komisyonlarda çalıştığı ve o sempozyuma hazırlandığı bir hayatımızdaki bir başlıktı. Çünkü bir değişim, bir dönüşüm, mühendis emeğinde bir dönüşüm gözlemleniyordu. Özellikle de genç mühendisler bunu daha çok yaşıyordu. Sadece mühendisler de değildi. Bu aslında genel anlamda nitelikli emeğin yaşadığı bir dönüşümdü. Mesela yine aynı dönemde ücretli avukatlık diye bir şey çıkmıştı. Çağdaş Hukukçular Derneği bir dergi çıkartıp ilk sayısında avukatların işçileşmesinden bahsetmişti. Yine aynı dönem sağlıkta dönüşüm dönemiydi. Ve o dönemde hatırlarsınız dönemin başbakanı bu sağlıkta dönüşümü getirdiği zaman nasıl diyeyim, getirdiği değişimleri ya da önerileri o önerilerin kendisinden yola çıkarak savunmak yerine bir kesimi düşmanlaştırarak savunmayı çok seviyor ya, o dönemde de bu doktorlar var ya, bu doktorlar muayenelerde şöyle paralar falan diye bu sağlıkta dönüşüm hatırlarsanız tartışılmıştı ve devamlı biz hastanelerde hasta yakınlarının şiddetine uğrayan doktor haberleri görüyorduk. Ve aynı dönemde örneğin eğer bu konularla ilgilenen arkadaşlarımız varsa Çağla Ünlü Türk Ulutaş'ın bir kitabı çıkmıştı. Sağlıkta dönüşümün sağlık emekçileri üzerine etkisini anlattığı ve o da doktorların işçileşmesinden bahsediyordu. Yine aynı dönemde avukatların işçileşmesiyle ilgili başka bir yayın çıkmıştı. Atanamayan öğretmenler vardı. Yani birazcık bu nitelikli emeğin dönüşümü o sıralarda güncel gazete ve haberlerine rastladığımız bir konuydu. Dolayısıyla ben de kendi meslek alanım olan mühendislik içinden bu konuyu arka planıyla çalışmak istedim. Bir takım ampirik şeyler görüyorduk. Yani somut hepimizin mühendisler olarak hayatımızda karşılaştığımız şeyler. Dediğim gibi Ankara Şube Başkanı'nın konuşmasında bahsettiği şeyler. Birinci sorun işsizlik. Bugün bu yine çok tartışılır oldu. İşsizlik oranı biliyorsunuz yükseliyor fakat genç işsizliği genel işsizlik oranından daha hızlı yükseliyor.
Yani çok fazla insan ve genç işsizliğinin önemli bir kısmını da üniversite mezunu olarak düşünürsek, çok fazla insan üniversiteyi bitirdiği halde iş bulamıyor. Mustafa Sönmez, iktisatçı Mustafa Sönmez 1 milyon civarında dedi üniversite mezunu işsiz sayısını. Resmi rakamlarda bu biraz daha düşük gözüküyor ama resmi rakamlar biliyorsunuz çeşitli hesaplama teknikleri kullanılıyor, biraz düşük gösteriliyor falan. Ben Mustafa Sönmez'i biraz daha bir memnun buluyorum açıkçası. Yani çok yüksek olduğu ortada, rakamın kendisinden de önemli olan bu nitelikli emek dediğimiz kesimin, üniversite mezunu çalışanların işsizliğinin genel işsizlik oranından daha hızlı artması. İkinci sorun yine somut olarak hayatımızda gördüğümüz güvencesizlik meselesi. Şu an biliyorsunuz bütün ekonomik sistem aşağı yukarı inşaat üzerinden dönüyor. İnşaatlarda çalışan inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri bu sorunu en fazla yaşayanlar. Çünkü proje bazlı anlaşıyorlar. Bir şantiyede çalışıyorlar, işte bir sene, bir buçuk sene ne kadarsa süresi, sonra işsizler. Güvenceli, sabit bir işleri yok. Bir başka sorun, uzun çalışma saatleri. TMOB'un yaptığı araştırmalar var. 1998'de Ahmet Öncü ve Ahmet Arşın Köse'nin bir araştırması vardı. Daha sonra da 2009 yılında bir profil araştırması çıktı. Bu araştırmaların sonuçlarına bakarsanız, İşsizliği de orada görüyorsunuz, mühendislerin gitgide daha fazla işsizlik yaşamakta olduğunu. Bu bahsettiğim mesela uzun çalışma saatlerini de orada görüyorsunuz. 51 ile 60 saat mühendisler TMOB'un profil araştırmasında çalıştıklarını söylüyorlar. Yasal süre biliyorsunuz ki 45 saat. 60 saatin üzerinde çalıştığını söyleyen %8 oranında mühendis var. Ve mühendislerin hiçbirisi işçiler... Teşekkür ederim. İşçiler fazla mesai yaptıklarında fazla mesai ücreti alırken mühendislerin ya da beyaz yaka diyelim ona hiçbirisi fazla mesai ücreti de almıyorlar. Bunu dile getirmişler zaten bu çalışmalarda. Düşük ücret, açılış konuşmasında da vardı. Gerçekten asgari ücretle çalışan mühendisler var. Hatta yeni mezun olup ücret almadan... Yani stajyer gibi böyle belki bir yemek yol parasına sadece CV'sinde bir tecrübe gözüksün diye yemek yol parasına çalışmayı kabul eden mühendisler var. Şimdi tablo böyle. Dolayısıyla bir zamanlar mühendis dediğinde hani bu ne mühendisler ne doktorlar istedi falan diye de kullanılır ya. Bir zamanlar mühendis dediğinde işte nedir? Mezun olduğunda iş garantisi, dolgun ücret, toplumda bir saygınlık. Bütün bunları vaat eden meslekler görüyoruz ki son zamanlarda artık bunları vaat etmiyorlar. Ben biraz bunun neden böyle olduğunu, tarihsel sürecini çalışmak istedim. Yani bu ampirik verilerin biraz da arkasına bakmak istedim. Acaba bu nitelikli emek, ben nitelikli emek diyorum çeşitli şekillerde ifade ediliyor. Beyaz yaka sanırım en popülerleşmiş kavram. Profesyoneller diyen var, meslek erbapları diyen var. Üniversite mezunu çalışanlar diyelim. Bu üniversite mezunu çalışanların geçirdiği bu dönüşüm acaba kol emeğinin dönüşümüyle ne kadar paralel, ayrılan, farklılaşan noktaları neler? Biraz bunlara bakmak istedim. Ve tabloyu ortaya koyduğumda ben mühendislerin geçirdiği dönüşümün işçileşme olarak ifade edilmesi gerektiğini tezde savundum. Yani tezimin tezi bu. Aslında mühendislerin işçileşmekte olduğu. Farklı kelimeler de kullanılıyor. Mesela profesyonelliğin yitimi, deprofesyonalizasyon diye bir kelime kullanılıyor meslekler sosyolojisinde. Ya da teknisyenleşme diyorlar. Biz bunu belki kavram olarak kullanmıyoruz ama mühendisler olarak çok fazla günlük hayatımızda yaptığımızda mühendislik mi? Teknisyen üzerinde çalışıyoruz biz, teknisyen gibi çalışıyoruz diye. Ama ben mühendislik mesleğinin bütünlüklü bir toplumsal analizini yapabilmek için işçileşme kavramının daha doğru bir kavram olduğunu düşündüm. Bu kavramı savunurken Marx'ın proletarleşme tezinden yararlandım, yani onu temel aldım. Marx eserlerinde proletarleşmeyi üç ayrı değişimi ifade edecek şekilde kullanıyor. Bunlar toplumun proletarleşmesi, yani işçi sınıfının büyümesi, iş gücünün proletarleşmesi, ki benim en çok üzerinde durduğum buydu mühendisler konusunda. Makineleşme ya da bilim ve teknolojinin üretime uygulanması ve iş bölümü sonucu emek sürecinde emekçinin yaşadığı dönüşüm diyelim buna özetle. Ve politik proletarleşme. Yani
bu bahsettiğimiz sürecin bir toplumsal sınıfsal bilincinin oluşması. Kendi için sınıf olma durumunun oluşması Marksist terimle söylersek. Şimdi tek tek bu başlıklar açısından mühendisleri ben ele almaya çalıştım. Tabii ki kitabı anlatmayacağım, okursunuz belki. Ama hani kısa kısa üzerinden geçmek gerekirse toplumun proleterleşmesi dediğimiz şey işçi sınıfının büyümesi dedim. Yani insanların kendi topraklarını ya da kendi küçük işletmelerini kaybedip mülksüzleşerek ücretli çalışır hale gelmesi. Bu aslında Türkiye'de bence nitelikli emek için aşağı yukarı tamamlanmış bir süreç. Mühendisliğin Türkiye'deki tarihini hatırlayalım. İşte 1923 Cumhuriyet'in ilanı. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde mühendisler çok önemli insanlar. Hatta biz oradaki bazı mühendisleri isim isim de biliriz. Yani havacılık desem Vecih Hürkuş dersiniz herhalde hepiniz. Ya da Mehmet Ali Kağıtçı, ilk kağıt mühendisi, Sekan'ın kurucusu. Rıfat Aykage, ilk yol mühendisi. Belki onlardan daha sonra ama Mustafa İnan. Birçok isim sayılabilir. Bu mühendisler aslında mesleki kimliklerini de aşan bir anlam taşıyorlar Cumhuriyet'in ilk döneminde. Onlar Cumhuriyet ülküsünün hayata geçiricileri, Cumhuriyet ülküsünün kurucuları onlar. Milli kalkınmanın sembolleri, milli iktisadın kurucuları. Ve gittikleri yerde bu mühendisler o Cumhuriyet yaşam tarzını da aslında temsil ediyorlar. Ve kendilerini aşan dediğim gibi bir toplumsal anlamları var. Ve tabii ki çok iyi eğitimliler, çok zaten devlet tarafından yurt dışına gönderilmiş ve yurt dışında okumuş mühendisler. Ve daha sonra buraya geliyorlar, bir kamu kuruluşunda üst düzey yönetici oluyorlar. Çok uzun bir süre mühendisler ya üniversitede bilim insanı olarak ya da kamu kuruluşlarında üst düzey yöneticiler olarak görev yaptılar. Ben bir şey buldum mesela, teze de onu koydum, bir tarih dergisinde buldum bunu. Kayseri'deki Sümerbant Dokuma Fabrikası'nın kuruluşuna bir Alman gazeteci tanıklık etmiş. Oradaki gözlemlerini yazmış. Mühendislerle işçiler arasında tabii yani uçurumda asırlar var. Yani birisi yurt dışında okumuş son derece eğitimli, kültürlü, diğeri zaten işçi bile değil, yoksul Anadolu köylüsü. Ve mühendislerle konuşmalarını yazmış bu Alman gazeteci. İşçiler hakkında yani tekme tokata o kadar alışıklar ki dayaktan bile anlamıyorlar. Onun için şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Yani mühendis ve işçi arasında bu dönemde tam anlamıyla bir uçurum var. Daha sonra da yine mühendislerin bu bilim insanı ya da kamu kurumlarında yönetici baskı devam ediyor. 1950'li yıllar biz onu resmi tarihte şey diyebiliyoruz. İşte Menderes geldi, devletçi politikalar sona erdi, liberal politikalar başladı. Fakat aslında 1950'li yıllar en fazla kitin kurulduğu dönem Türkiye'de. Ve o kitlerin başında tabii gene mühendisler var. Sonra 1960'lı yıllar, özel sektörün teşviki, italikanlıcı sanayileşme vesaire. Ve mühendisler o dönemde küçük bürocu, işte küçük işletme sahibi dediğimiz konuma geliyorlar. Fakat bugün artık biliyorum TMOB'da şey bir kitle, önemli bir kitle yine küçük bürocular, SMM dediğimiz meslektaş arkadaşlar. Fakat artık bugün mühendis çalışma biçiminin çok ezici bir kısmı ücretli çalışıyor. 98'de yapılan araştırmada %80'di bu. Yani Ahmet Öncü ve Ahmet Haşim Köse'nin araştırmasında 40 küsürü özel sektörde, 30 küsürü kamu sektöründe olmak üzere %80 mühendis ücretli çalışıyor artık. Küçük bürocu falan değil. Dolayısıyla ben bu Marx'ın ilk söylediği toplumun proleterleşmesi sürecinin mühendisler içinde, genel anlamda nitelikli emek içinde, çünkü artık doktorların büyük bir çoğunluğu da kendi muayenehanelerinden ziyade büyük hastane zincirlerinde çalışıyorlar. Avukatlar kendi yazıhanelerinden ziyade büyük avukatlık bürolarında çalışıyorlar. Dolayısıyla mülksüzleşerek ücretli emekçi haline gelme anlamındaki proleterleşmenin mühendisler için zaten gerçekleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki benim dediğim gibi tezde en çok üstünde durduğum, çok hızlı konuşmuyorum değil mi? Ben bazen kaptırıyorum çünkü. Tezde üstünde durduğum iş gücünün proleterleşmesi konusuna. Şimdi iş gücünün proleterleşmesi ne dedim? İş bölümü ve makineleşme süreçlerinin sonucunda emek sürecinde yani çalışırken yaşanan dönüşüm. Nedir bu? İşte
kol emeği için makinenin basit bir uzantısı haline gelmesi diyebiliriz. İşin parçalanması, standartize edilmesi ve kişinin çok kolay becerileri sürekli tekrarlar halde çalışması. Yaptığı işin bütününe dair bir tasarruf hakkının olmaması, hatta bazen bilgisinin olmaması. Yani o işin ancak küçük bir kısmının yapması. Ve dolayısıyla bunlara bağlı olarak işte niteliksizleşmesi ve değersizleşmesi, emeğinin de tek tipleşmesi. Marx'ın iş gücünün proleterleşmesiyle ilgili anlattığı şey bu. Mühendis emeğine bu açıdan bakacak olursak, tabii bunları birebir iz düşürmek için söylemiyorum ama mühendisler açısından, kol emeği için böyle gerçekleşmiş bir şey mühendisler açısından nasıl olmuş diye bakacak olursak, kol emeğine, makineleşme ne yaptıysa, dijital teknolojinin gelişmesinin de mühendislere benzer bir etki yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü dijital teknolojiler geliştikçe daha önceden mühendisin yaptığı, mühendisin becerisi olan ve mühendisin emeğini nitelikli kılan bir takım işler çok kolay bilgisayar programlarıyla yapılır oldu. Onları da biz geliştirdik bu arada. Yani mühendis bir anlamda kendi emeğini ikame edecek araçları da kendisi yarattı. Ve bugün artık işte çizim programları olsun, bu sanırım üniversitede de onlar üzerinden gidiyor, eğitim onlar üzerinden daha çok dijital araçlarla veriliyor. Yani o Yeşilçam'ın hani tecrübeli romantik mühendis öğrencisi pek fazla yok herhalde. Daha sonra iş hayatında da mühendisin becerisi, eskiden mühendisin becerisi olan birçok şeyi artık bilgisayar programları yapıyor. Ve işin kötüsü, o programları kullanabilmek için aslında mühendis formasyonu da gerekmiyor. Yani çok daha mühendis bilgisinden çok daha sınırlı bir teknik bilgiye sahip kişiler de o programları rahatlıkla kullanabiliyorlar. Çıkan sonuçları da yorumlayabiliyorlar. Bir çalışma yapılmış, bunu da ben geçen hafta gördüm. Makine Mühendisleri Odası'nın sanayi kongresi için yapılmış. Biraz da kıskandım çünkü ben de bu tezden sonra öyle bir saha araştırması yapmak istemiştim ama çok olanağını bulamamıştım. Gebze'de yapılmış bu araştırma. Makine Mühendisleri Odası, belki tanırsınız, Serkan Öngel, DİSK'in araştırma bürosu mu bilmiyorum, araştırma ekibinde çalışan bir arkadaştı. Gebze biliyorsunuz organize sanayilerin çok olduğu bir yer, dolayısıyla çok mühendisin çalıştığı bir yer. Orada anketler üzerinden bir mühendis, gene bir profil araştırması gibi ama çok ayrıntılı. Yani ideolojik yaklaşımları, artık evlerinin kira olup olmadığına varıncaya kadar bütün yaşam koşullarını, standartlarını ve düşüncelerini ortaya çıkartacak bir anket çalışması yapılmış. Orada mesela bu demin dediğim şey, hani o programları kullanmak için mühendis olmak gerekmiyor dedim ya, oradaki mühendislerin %27'si söylemiş. Benim işimi bir mühendis yapması gerekmiyor demiş. Hatta yani %27 çok büyük bir oran, yani neredeyse 3'te 1'i yaptığı işin mühendislik işi olmadığını söylemiş. Hatta bu oran kadınlarda daha yüksek. Kadınların %40'ı bunu söylemiş. Benim işimi mühendis olmayan birisi de rahatlıkla yapar demiş. Yani ben de biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum aslında. 40 civarında olabilir bu. Yani kadınlar ya daha açık sözlü davranmışlar ya da, ki şu daha olası, kadınlar genelde daha çok vasıf altı işe yönlendiriyorlar. Dolayısıyla öyle bir sıkıntıdan dolayı da o şeyi söylemiş, o oran çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla bu anlattığım sürecin sonuç itibariyle mühendis için anlamı ne oldu? Mühendis parçalanmış, standartize edilmiş, dijital araçlara aktarılmış bir takım rutin görevleri yapan kişi olmakla sınırlanıyor. Ve bu sürekli artan bir süreç. Bunun mühendis için anlamı tabii ki vasıfsızlaşma ve değersizleşme. Bu ayrıca sadece Türkiye'de de böyle değil. Yani yurt dışında da bu süreçlerin aynısı yaşanıyor. Benim bu tezi yazarken biraz Fransa'ya gidip araştırma yapma imkanım olmuştu. Türkiye'de çok fazla mühendislerle ilgili saha araştırması yok. İşte TMOB'un yaptığı birkaç araştırma var. Bunlar da genelde anket usulü araştırmalar. Ama Fransa'da bu konular daha erken tartışılmaya başlanmış. Ve orada bu mülakatla, uzun hani bu derinlemesine mülakat teknikleriyle mühendislerle yapılmış çalışmalar buldum. Oradaki mühendislerin de çok büyük bir kısmının şikayeti, mühendisliğin yaratıcı şeyini, ne diyelim, özelliğini kullanamama, rutin görevler yapma, işte hiçbir söz hakkı olmadığını söyleme, o kontrol kaybı, iş üzerindeki denetim kaybı ve değersizleşme hissi. Mühendisler orada da hep bunları anlatmışlar. Dolayısıyla bize özel bir durum değil.
Bize özel kısmı belki biraz şu olabilir. Ben bu arada mühendisin bu sürecini, yani bu iş gücünün proleterleşme sürecini temel olarak 1980'den sonra olarak yorumluyorum, öyle görüyorum daha doğrusu. Bize özel kısmı belki biz teknoloji üretiminde de geri bir ülkeyiz. Daha hani montaj sanayi üzerinde gelişmiş. Şu an hala işte yüksek katma değerli ürün dediğimiz ürün üretiminin düşük olduğu bir ülkeyiz. Bu da mühendislerin tabii ki çalışma koşullarını ya da çalışma içeriklerini etkileyen bir şey. Peki bu bahsettiğimiz süreç, yani kitapta daha ayrıntılı anlattım ama neden böyle bir süreç işliyor? Neden işler parçalanıyor, standartize ediliyor? Çünkü sermaye bize bağımlı olmak istemiyor. Yani emeğe bağımlı olmak istemiyor. İstediği zaman senin daha kolay ikame edebilmeyi ve senin daha ucuz bir emek olmanı, hepimiz herhalde kapitalizmin üretim maliyetini en aza indirerek karı en yukarı çıkarmak üzerine işleyen bir sistem olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla emeği ucuz bir kolay ikame edilebilir kılmak istiyor. Bunu yapmak için de bu çok standartize edecek, aşağı yukarı aynı niteliklerde insanlar birikecek ve tabii ki yanda bir yedek iş gücü ordusu dediğimiz bir işsiz kesim de var. Bu da sermayeye çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla seni istediği zaman işten çıkartacak ve seninle aynı standart vasıflara sahip birisini çok rahatlıkla bulabileceğini bilecek. Peki biz bu işsizliği nasıl yaşıyoruz daha çok mühendis olarak? Biraz hani onu düşünürsek benim gördüğüm, biz işsizliği mesela bir işçi gibi yaşamıyoruz. Hem öz saygımız biraz daha yaralanıyor, yani bunu biraz daha zor kabul ediyoruz. Hem de sermaye şunu istiyor ya, yani eğer işsiz kaldıysan bu büyük ölçüde senin suçundur. Yani sen eğer istihdam edilebilir diye bir kavram mesela Avrupa Birliği ile gelmişti. Sen kendini istihdam edilebilir kılmak zorundasın. Eğer sen işte yeterli eğitimleri almadıysan, kendini istihdam edilebilir kılmadıysan işsiz kalmak biraz da senin suçun. Biz mühendisler de biraz böyle görüyoruz. Yani o anketlerde bu sonuçlar çıkmış. Mesela işsizliğin nedenleri sorulduğunda hiç kimse işte bu ülkenin yatırım politikaları ya da istihdam politikaları dememiş. Herkes şunu demiş: çok fazla mühendis var. Yani meslektaşın çok fazla olmasının suçu. Niteliksiz mühendisler var. Genelde bir sistem problemi değil de mühendisin kendisinden kaynaklı bir suçmuş gibi mühendisler de bu işsizlik durumunu yorumluyorlar. Dediğim gibi ben daha çok bu şeyi 1980 gibi görüyorum Türkiye'de. Hatta onun için tezde buna gerçek boyunduruk dönemi dedim. Yani asıl bu dönüşümün, iş gücünün proleterleşmesi dönüşümünün gerçekleştiği dönem bana Türkiye'de 1980 sonrası gibi geliyor. Bu tabii ki şeyle, ekonomi politikalarıyla çok ilgili, özelleştirme burada çok önemli. Meslek kitleselleşiyor tabii, o da yine önemli. Mesela ÖSYM'den üniversite oranlarına bakmıştım. 1980'de 19 fakülte var, mühendislik eğitimi veren 19 fakülte var. 2011 yılında 124 fakülte var. Yani aradaki bir 30 yılda 6,5 kat artmış mühendislik fakültesi olan üniversitelerin sayısı. Bugün daha da fazladır diye düşünüyorum. Bu hani altyapısı var mı yok mu, hocalar var mı yok mu diye düşünmeden her ile bir üniversite, ki bu da yani eğitim amacından ziyade o şehrin rantını arttırmak gibi amaçlarla aslında benim gördüğüm kadarıyla düşünülüyor. Oradan birçok mühendis çıkıyor tabii, yani meslek de kitleselleşmiş. Biraz önce teknoloji üretiminden de bahsettim, yani teknoloji üretiminin zayıf olması. Bütün bunlar mühendislerin işte bir zamanlar ifade ettiği toplumsal saygınlık ve iyi yaşam koşulları anlamına gelen mesleğin bugün genç mühendisler için böyle, artık böyle olmadığını gösteriyor. Tabii başka şeyler de var. Yani mesela bir kaygı konusu belki düşünülebilir. Kaygı derken hepimiz mühendisler olarak, özellikle genç mühendisler, işte ilk işime nasıl gireceğim? Belli bir yaş geldiğinde, yaş 40'ı geçtiğinde acaba tekrar iş bulabilecek miyim? Kadın mühendisler yine bu kaygıyı daha yoğun yaşıyorlar. Böyle bir kaygı. Belki o kaygının da etkisiyle bir meslekçilik ideolojisine daha çok sığınma. Yani kendisinin diğer çalışanlar gibi, işçi
ya da diğer çalışanlar gibi bir çalışan olduğundan ziyade mesleğin tarihsel önemine daha çok sığınma. Buna mesela iktisat hocası Tülin Öngel, ücretli emeğin kötü etkilerinden korunma ideolojisi diyor. Kendini mesleğiyle tanımlamak diyelim. Başka şu etkisi var, buna ideoloji proletarleşme adını veren bir kitap okumuştum. Mühendis, mesela bir maden mühendisi düşünün, inşaatlarda çalışan bir iş güvenlikçi mühendisi düşünün. Bir tarafta bilimin gerekleri var, bir tarafta mühendisliğin tanımında olan kamu çıkarı, kamu yararı var. Ama siz işinizi yaparken bunların ikisine de uyamıyorsunuz. Patron ne derse onu yapıyorsunuz. Çünkü aksi takdirde işinizi kaybedeceğinizi biliyorsunuz. Sistemin böyle bir, buna işte bir hoca, bir iktisat, ideolojik proletarleşme, bu nitelikli emeğin ideolojik proletarleşmesi Soma'daki mühendisleri düşünün. O madende neler olduğunu, hangi kurallara uyulmadığını, neler ihlal edildiğini bilmiyor olabilirler mi? Ya da inşaatlarda pıtrak gibi iş kazası oluyor. Mühendisler de ölüyor bu arada bu iş kazalarında. Oralarda, o inşaatlarda çalışan mühendisler yapılması gerektiği halde yapılmadığını bilmiyor olabilirler mi? Ama buna ses çıkartamıyorlar çünkü bu taraftan açlıkla terbiye olmak, işsizlikle terbiye olmak gibi bir durum söz konusu, işlerini kaybetmesi durumu söz konusu. Bu benim en çok, yani bu iş gücünün proletarleşmesi, anlattığım bu niteliksizleşme, işin üzerindeki denetimini yitirme, basit işlerle, tekrarlı işlerle uğraşma gibi şeyler tezde en çok üstünde durmaya çalıştığım kısım oldu. Çünkü sonuç olarak işsizlik, sonuç olarak düşük ücret, sonuç olarak kötü çalışma koşulları gibi şeylerin arka planında bu emek sürecinin olduğunu ve biraz da onu görmek, göstermek ve mühendisin işçileşmekte olduğunu ya da işçi olduğunu, artık nasıl siz düşünüyorsunuz belki karşılıklı da konuşuruz, söylerken biraz onun köklerini ya da açıklamalarını orada aramak gerektiğini düşünmüştüm ben. Son olarak da şeyden bahsedebiliriz biraz, bu politik proletarleşme dediğim şey. Yani biz bunları yaşıyoruz somut olarak. Fakat bu bizim sınıf bilincimize nasıl yansıyor? Bu kendi için sınıf olma durumu, bir sınıf bilinci geliştirme durumu acaba bizim için söz konusu mu? Yani bu konuda işçilere kıyasla bayağı, hani onlardan öğrenmek gereken şeyler var, ben bayağı geride olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebepleri, birincisi şu, mühendis dediğimiz zaman tek bir profilden bahsetmiyoruz. Kendi içinde çok kutuplaşmış bir meslek. Yani asgari ücretle çalışan mühendisler var, hatta şöyle bir stajyer gibi çalışan mühendisler var. Bu mühendislerin bir senede aldığı maaşı bir aylık maaş olarak alan üst düzey yönetici mühendisler de var. Yani çok geniş bir skalada mühendisler. Belki hani bu biraz mühendisliğin hala başarı hikayelerine açık, kişinin kendi ne diyelim yükselmesine açık bir meslek olarak görülmesini sağlıyor ve buradan biz bir mesela bir sınıf bilinci ya da sınıf bilinci değil mi, hatta örgütlenme ve hak arama bilinci geliştirmek yerine bulunduğumuz iş yerlerinde bireysel pazarlıklarla durumumuzu iyileştirebileceğimizi düşünüyoruz. Sorun olarak gördüğümüz şeyleri biraz önce de söyledim, belki biraz bireyselleştiriyoruz, onun sorunudur diye düşünüyoruz. Sonuçta şey zayıf, yani mühendislerin örgütlenme ve hak arama mücadelesi içinde olma durumu zayıf. Şimdi ben böyle mesela bu tip konuşmaları Makine Mühendisleri Odası üyesiyim ben, İstanbul Şube. Makine Mühendisleri Odası'nın da toplantılarında yaptım çok, yani işçileşmeyle ilgili, mühendislerin dönüşen koşullarıyla ilgili. Genelde koşulları anlattığım zaman çok itiraz olmuyor ama işte bu işçileşme vesaire gibi şeyler söylediğimde özellikle yaşı benden büyük meslektaşlardan hep itiraz gelmiştir. Yani en çok itirazları o zaman almışımdır. Hatta bir meslektaşımız da hiç unutmuyorum, böyle benim konuşmamdan sonra çıkıp çok ama alınmış yani söylediklerimi. Çıkıp mesela şey demişti, ben işte herhalde 60'ın üzerindeydi. Ben 20 yaşında, 22 yaşında neyse, üniversiteden mezun olup da işte Anadolu'nun bir yerine gittiğim zaman mühendis olarak, oradaki bütün öğretmendi, kaymakamdı, hepsi benim önümde ceketini ilikliyordu. Yani bu mühendislik böyle falan gibi bana itiraz etmişti. Ben bunu anlıyorum da. Çünkü biraz önce anlattım zaten mühendisliğin Cumhuriyet'in başına itibaren ne kadar değerli bir meslek olarak görüldüğünü. Ama bugün genç mühendislerin hiçbirisi böyle bir şey yaşamayacaklar. Öyle bir saygı görmeyecekler.
Dolayısıyla bu değişen de bir şey. Yani bugün 20 yaşında mühendis olan birisinin kendi mesleki kimliğiyle kurduğu ilişki, bugün 60-65 yaşında olan, mutlaka çok başarılı işler de yapmış olan Türkiye için bir mühendisin mesleki kimliğiyle kurduğu ilişki gibi olmayacak artık. Fakat olmayacak da işçilik bilinci de gelişiyor mu? Hayır, bu da bir süreç herhalde. Çünkü bunu da görmüyoruz. Yine onunla ilgili de mesela bir anı anlatabilirim. Bu ücretli işsiz mühendisler sempozyumunun hazırlık toplantılarıydı. İstanbul'da EMO'da bir çalıştay yapılmıştı o sempozyuma hazırlık olması için. İstanbul Şube Başkanı o zaman Erhan Karaçay'dı. Erhan abi şeye çıktı, kürsüye çıktı. İşte selamladı falan. Ondan sonra da ya dedi bir şey soracağım dedi. Bilmem işçi arkadaşları el kaldırabilir mi dedi. Ama bunu o kadar şey söyledi ki böyle amaçsız söyler gibi. Hani şey yapmadı. Şimdi size bir soru soracağım. Bakalım ne cevap vereceksiniz demedi. Çok böyle amaçsız bir şekilde sorar gibi yaptı. Dolayısıyla biz de düşünüp de politik doğrucu evet işçiyiz demedik. Herkes doğal tepkisini verdik. Ya kimse el kaldırmadı. Yani salonda bir kişi bile işçi arkadaşları el kaldırsın dediği zaman el kaldırmadı. Oysa belki de konuşsaydık, belki de biliyorum yani ben de oradaydım. Hepsi işçi olduğunu ya da işçileşmekte olduğunu düşünen insanlardı ama tabii bu biraz daha hani kafamızda bir şey. Ama hayatımızda yaşadığımız bir şey olduğunu düşünmüyorum bu bilginin. Belki bunun biraz daha zamanı var, bilmiyorum. Hatta bunu daha çok ben Gezi'den sonra da çok gözlemledim. Bu arada o dönemde, yani benim bu tezi yazdığım dönemde nitelikli emekle ilgili işte bu dönüşüm, bu çok tartışılan bir şey. Valla şeymiş, demek ki doğru bir tartışmaymış ki daha sonra Gezi ayaklanmasında bu kesimi, yani nitelikli emek kesimini, üniversite mezunu kesimi hiç o görmediğimiz kadar gördük sokaklarda. Daha önce sokaklara çıkmamış insanlar çıktılar ve hatta Gezi ayaklanmasının bu kesim, çok katılmıyorum buna ama hani orta sınıf isyanı ya da bu üniversitede çalışanların isyanı falan gibi yorumlayan yazılar da çıktı o dönem. Ama ben Gezi'ye tabii katıldım, ondan sonraki forumlara gittim, oradaki beyaz yakalı forumlarına da gittim. Bunlar tabii Gezi'de olmayan şeyler ama benim oradaki gözlemlerim biraz şuydu. Ya tabii bu tarihsel tortular çok kolay kırılmıyor, o sınıf bilinci denen şey çok hızlı oluşmuyor. Yani biz orada forumlarda vesaire nasıl anlatayım bunu size? Sanki ikili bir yaşam içindeydi insanlar. Bir tarafta direniş var ama bir tarafta da bizim her gün sabah 9'da gitmemiz gereken işlerimiz var ve orası bir taraftan tıkır tıkır gidiyor. Ve biz bunları sanki ayırıp iki kompartmana, kafamızın içinde iki ayrı kompartmana koymuş gibiydik. Hatırlarsanız Gezi direnişinin bence en problemli sloganlarından birisi gündüz işte, gece direnişte. Niye? Gündüz niye direnişte değil? Ya da iş alanları niye direniş alanları değil? İş yerleri niye direniş alanları değil? Bu benim mesela Gezi'de çok gözlemlediğim bir şeydi. Eylemler hep iş yerinin dışında ve ben artık o zaman şey demeye başlamıştım. Eğer para almadan çok uzun süre seni çalıştıran bir yerde çalışıyorsan akşam 6'da bilgisayarını kapatıp çıkma eylemi yap ve bunu diğer mühendis arkadaşlarını da bunun için örgütle. Bana bu çok politik yani. Yani tabii basın açıklamaları falan da politik olmamalı demiyorum ama sonuçta siyaset hayatımıza değen bir şey olmalı. Hayatımıza dönüştürücü etkisi olan bir şey olmalı. Artık mesela öyle öneriler getirmeye başlamıştım ben ne yapalım falan diye konuşulduğunda. Ama bu belli ki daha konuşulacak bir konu. Yani nitelikli emeğin dönüşümü tamamlanmış bir şey değil. Bu daha üzerinde uzun uzun konuşulacak bir konu. Konuşulurken de yine nasıl diyeyim bunu? Mesela çok konuşuluyor. Özellikle bunu genç arkadaşlar daha çok biliyordur. Çünkü sosyal medyada bu konular çok fazla konuşuluyor. İşte beyaz yakalı. Beyaz yakalı hicveden yazılar yazılıyor. Onların konuşma biçimlerini, işte kullandıkları kelimeleri, Starbucks alışkanlıklarını, tüketim alışkanlıkları diyeyim, hani Starbucks çok kullanılıyor ama tüketim alışkanlıklarını hicveden kelimeler, şeyler, yazılar yazılıyor, türküler falan yakılıyor. Bunlar da güzel yani. Ben de bunları okuyorum, takip ediyorum, biliyorum ama iki şey gözlemliyorum orada da. Birincisi, o yazıların çoğu aslında çok sınırlı bir beyaz yakalı kesimini kapsıyor. İyi okullardan mezun, büyük kurumsal şirketlerde çalışan beyaz yakalılar. Ya ben mesela merak ediyorum, bir Bitlis Eren Üniversitesi'nden mezun, işte Kayseri Naci Yazgan Üniversitesi'nden mezun,
Iğdır Üniversitesi'nden, Ardahan Üniversitesi'nden mezun. Bunları kafadan uydurmuyorum. Yani bunlar mühendislik fakültesi olan üniversiteler. O üniversitelerden mezun olan asgari ücretle belki de günde hani 10 saat çalışan mühendisler acaba o beyaz yakalı söylemlerinde kendilerini buluyorlar mı? Çok emin değilim ama onlar da bayağı kalabalıklar. Yani o kesime de ulaşacak, o kesimin sorunlarını ortaya çıkartacak çalışmalar yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu geziden sonra yine gördüğüm, gözlemlediğim şeylerden birisi buydu. Diğeri de yine o tür yazılarda, beyaz yakalının sorunlarını anlatan yazılarda, işte bu bahsettiğim tüketim alışkanlıkları, dili, bunların eleştirileri çok renkli bir dille yapılıyor. Çok canlı, gerçekten onun yaşadığını görüyoruz ama işçilik deyince eğer yazan kişinin öyle bir tavrı varsa tabii biz de işçiyiz diyor ve bir anda o kadar. Yani bunun altını dolduracak 4-5 cümle söylenemiyor. Ben biraz da bu tezi, hani bu mühendisin ya da beyaz yakalının işçi olma durumu ya da işçileşme durumu dediğimizde bunun alt başlıkları neler? Yani biz böyle bir şeyimiz var, düşüncemiz var ama bunu neye dayandırarak savunuyoruz ya da ileri sürüyoruz? Biraz o altını doldurma işini bu tezde yapmaya çalıştım. Bundan sonra yapılması gereken bir çalışma daha var tabii. Eğer hani hal buysa, peki o zaman bu meşhur soru ne yapmalı? O ayrı bir test konusu. Akademik bir konuda değil aslında, ayrı bir test konusu dedim ama o asıl TMOB gibi, sendikalar gibi, mühendisler her ne kadar kapsam dışı üye olarak gözükse de, sendikalarda da üye olabiliyorlar. Dernekler gibi, bugün yok ama bir zamanlar bu ülkede vardı, TÜTET gibi. Tüm Teknik Elemanlar Derneği gibi. Belki bunları da biraz düşünmek gerekiyor. Yani örgütlenme araçları dediğimizde. Bu artık akademik bir çalışma değil. Bu alanda emek veren mühendislerin örgütlenmesi ve hak mücadelesi yapması için emek veren insanların yani sizlerin, bizlerin düşünmesi gereken bir şey. Benim o konuda da fikirlerim var ama belki şimdi karşılıklı biraz konuşuruz. Ne yapmalıyı da birlikte konuşuruz. Sizin belki sorularınız olabilir. Ben de bunu size sorabilirim. Hani sizce eğer mühendislerin hali buysa TMOB sizce ne yapabilir? Benim fikirlerim var ama ben de salona bir soru yöneltmiş olayım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de iyi sözüm. Teşekkürler sizin için. Birkaç kısa dakika vermeye çalışacağım. Sonra da bir sorum var. Bu gezi zamanı şeylerin nasıl meselesi aslında yavaş yavaş olmaya da başlamıştı hatırlarsanız. Gezi zamanı meselesi buraya. Yani. Direnişin iş yerlerine taşınması. Bu hatta CNN Türk ve NTV protesto içindi galiba şu işte Mengen belgeselleri yayınlanması falan hikayesi sonrası. Maslak'ta plazalar bölgesinde çalışan arkadaşlar öğle arasında toplanıp onların önüne gitmişlerdi. Hatta iyi karşılıkta bulmuştu o eylem yanlış hatırlamıyorsam. Hatta oradaki birliktelikten de daha sonra beyaz yakalıların örgütlendi işte çeşitli oluşumlar çıkmış işte plaza eylem falan gibi. Plaza eylem daha önce bir ama. Orada güçlendi değil, doğru haklısınız öncesinde var. İşte Ankara'da da karşıda olan başka gruplar var. İkinci bir nokta bu mühendislemenin dönüşümü bir şey olarak benim mesela gördüğüm bir üniversitelerdeki karşılığı diyeyim şöyle bir şey. Ben 2012 mezunuyum. 2010-11 civarı işte bu şey hani son derslerimi alırken mühendisler için hukuk diye bir ders alıyordum. Biz o dönem verdikleri ders mühendisler için hukuk dersinde sözleşme hukukuydu. Yani aslında hala serbest çalışan mühendise dönük bir hukuk eğitimi. Yani tek ders bir şeydi. Geçen yıl aklıma geldi bir yere baktım. Çok üniversitede artık mühendisler için hukuk ya da benzeri derslerde işte sözleşme hukuku gibi bir şey yerine iş hukuku anlatmaya başlamış. Artık iş kanunu anlatılıyor. Bu da mesela şey dediğinizden aklıma geldi. Hani işte salona sorulduğunda işçiyim diyen çok az ama mesela birçok arkadaş iş kanunu tabi olarak çalıştığında ya da oradaki haklarının bile çok ayrıldığında olmayabiliyor dediğiniz gibi. İşçiler aslında yani mühendis olmayan işçiler değil çünkü mühendislerin birçok işçi. Özellikle de örgütlü işçiler, sendikalar da örgütlü işçiler. Bu anlamda daha bilinçliler çoğunlukla. Şey noktasında, şimdi bu mühendis emeğinin dönüşümü diyoruz aslında biz de bunu yani tartışması uzun ama ne kadar savunmalıyız olduğu yerde durmalı mı durum yani sınıfsal dönüşümü diyeyim. Hani dönüşmeli mi dönüşmemeli mi size de buna dair bir soru soracağım aslında. Çünkü mühendis dediğimiz şey aslında yani kapitalizmle birlikte de bir yerde kapitalistin çıkarlarının savunulması için
ortaya çıkmış demeyeceğim ama yerini almış, orada tanımlanmış bir meslek grubu olduğunu da düşünebiliriz. Ortaya çıkışı da öyle bu arada. Yani ortaya çıkışı biraz daha eskiye de dayanabiliyor. Sonuçta işte ortaya aydınlanma falan derken orada mühendislik tarihi var. Ama kapitalizmle birlikte orada sermayelerin yanında konumlanan bir meslekten söz ediyoruz. Bugün ise dediğiniz gibi toplumsallaştı. İşte sadece TMMB'nin 510 binden fazla üyesi var. Onlar TMMB'ye olmayanları da şey yaparsak belki Türkiye'de 1 milyona yakın mühendis var. Yani işte size soracağım da bu, hani mesleki değil de politik olarak bakarsak yani bu süreç devam etmeli mi, nasıl olacak, yoksa biz hala mesleği mi savunmalıyız? Çünkü bir de şey aklıma geldi, Türkiye'deki durumdan bahsetmiştik yani 1950-60 yıllar bu ekonomik politikalar falan. TMMB'nin kuruluşu da 1954'tür aslında. Evet. Yani bugünkü anlayışla değil o zamanki kuruluşundaki şey, amaçlanan şey. Sizin görüşünüz nasıl bu konuda? Tek tek mi gideyim? Soru cevap şeklinde mi? Nasıl yapalım? Nasıl? Bence toplam cevap versen daha iyi olacak. Öyle mi? Tamam. Ben bir şeyden bahsedeyim. Bence bir niteliklemek ve niteliksemek gibi bir ayrım var. Ona bir öğrenmezsem niteliklemek. Yani mühendis emeği daha mı niteliklidir? Çöpçünün emeği daha mı niteliksiz? Yok yok, bu şey değil. Değerli, değersiz anlamında bir şey değil. Yani üniversite mezunu çalışanlar zihin emeği diyebilirsiniz. Vasıflı emek diyebilirsiniz. Yani kol emeği, kafa emeği ayrı. Ben üniversiteye girdiğim yıllarda bir politeknik tartışması vardı. Yani politeknik olay şu. Üniversitenin bir kısmı politeknik uygulamacı mühendis, bir kısmı tasarımcı mühendis olacak. Böyle bir tanım vardı. Yani ben bahsettiğim yıllar 74-75'li yıllar. O zaman Antalya Üniversitesi'nde bir politik direniş olmuştu. Ama şu anda geldiğimiz zaman Türkiye'de zaten tasarım mühendis tanımı yok. Hepsi uygulamacı mühendis, hepsi uygulama noktasında. Siz zaten şeyde bir görmüşsünüz aslında ama bahsettiğiniz bunu. Ha bu Gebze'deki araştırmada benim işimi mühendis yapmasın. Mühendis yapmasın bir kere de yapar diye ama siz şeyde koymuşsunuz zaten. PBK, personel belgelerini kuruşu. Evet. Personel belgelerini kuruşu olduğu için ona gerek duymadan oraya bir tane mühendis koyuyor. Tek 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 bir seri. Devre dışı bırakabiliyor. Bir de en son, şimdi siz söylediniz ya, insanlar işçiliği kabul etmiyorlar. Bizim burada tarihsiz bir olay yaşandı. Kaya Güvenç, o da başkan, eski TMOB başkanı. Yine bu, buna benzer bir panelde, daha doğrusu şey, panel değil, yine seminerde. Mühendisler işçileştiğini bahsettiği anda bir tane yaşlı abimiz, 77 yaşında bir yaşlı abimiz çıktı. Ona karşı mühendisler işçi değildir falan diye derken kapıyı geçti ve öldü. Bu odada yaşandı yani. Şu anda şu salonda yaşandı yani. Yani belli yaştaki insanlara sizin işçi, mühendisin işçi olduğunu kabul ettirmenin mümkün değil. O anlamda ki böyle bir süreç yaşanıyor. Ya ben mühendisim diyor, beyaz yakalı. Bana kimse işçi olduğunu söyleyemez mi? Hatta bir dönem TMOB, yani şeyde, örgütleme konusunda, sendikalaşma konusunda bu yaşanıyor. Mühendis sendikası diye ayrı bir sendika kurulmaya çalıştırılıyor. Bu ülkede. Burada araştırma yaptınız mı? Mühendis sendikaları yurt dışında da bir bakmışlar. Tez kurulurken, mühendisler ayrı sendikalaşma olur. İşte mesela TEDAŞ'ta, TEK'te veya işte, TEYAŞ'ta mühendis ayrı sendikalı, orada çalışan diğer memurlar ve işçiler, ayrı sendika işçiler zaten sendikalı da, farklı sendikalı ama memurlar farklı sendikada. Yani mesela ne var ya, şu anda şeyde, o bizim sektörümüzde dört sendikalar söylersek, ESM var, Enerji Sanayi Maden İşçileri Hizmetleri Sendikası diye. Burada büyük bir tartışma yaşandı. Mühendisler ayrı mühendis sendikası kurmak istiyorlar bu alanda. Mühendisler gerçekten kabul etmiyorlar süreci. Yani işçi olduklarını kabul etmiyorlar. Bu noktada doğru bir yaklaşım yapmışsınız. Bir de ben kitabınızda bir eksik koydum. Bu gaz süreçlerine pek fazla durmamışsınız. Mühendislerin olduğu alan gaz, yani evet. Hizmetlerin serbest ulaşımı süreci var. Hizmetlerin serbest ulaşımı sürecine bakarsanız bir de TMOB'un 2003 mühendis mimar kurultayı var. Onun şeyde, kaynaklara baktım yok. Kaynaklara o da yok yani.
Ben daha önce GATT süreçleriyle ilgili, belgelendirme süreçleriyle ilgili notla çok aktif çalıştım. Ama tezde evet, bir şeyle sınır, yani birçok şeyi dışarıda bırakmak zorunda kalıyorsunuz bir tezde zaten. Çünkü bir çerçeve çizmek zorundasınız, sınırlamak zorundasınız. Yani burada mesela dediğiniz gibi uluslararası süreçler yok. Belgelendirme ve yetkin mühendisliğe kısa bir bölüm ayırdım. Sadece kendi konu, yani anlatmak istediğim şeyi örnekleme anlamında. Ama oturup uzun uzadıya onları tartışmadım. Başka böyle eksikler de var. Mesela toplumsal cinsiyet de yok. Tezi yazarken ister istemez bir çerçeve çizmek zorundasınız. Çok da ayrıntılandırmadan esas anlatacağımı anlatmak istedim. O da benim de dediğim gibi o iş gücünün proleterleşmesi sürecini mühendislerin nasıl yaşadığıydı. Haklısınız, o eksik ama dediğim gibi o çerçevede dışarıda kaldığı için. Tamam, ben bir şey daha söyleyeceğim. 1977 TUMOP, ben sonra TÜPE yapmış. Bu proje süreci anlatmış. Mühendislerin işçileşmesini anlatmış o süreçte. Mavi bir kitapçık var. Yani şu an söyleyeyim, biraz söyleyeyim. 77'de yapılmış o. Hem o zaman TÜDER var. TÜDER var. TÜMOP yayınlarından mı olmuşlar? TÜMOP yayınlarından. 77 yılından çıkmış. Evra mı sınıfı? Ali Artun'un kitabını demiyorsunuz değil mi? He? Ali Artun. Değil, değil. Orada yurt dışına gelen insanlar da var. Ahmet Aşık Gülsen de yanında var orada. Yani çok şey ise bence yardımcı olabilir. Tamam. Alanı geliştirmek için diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Bu makinalaşma sürecini incelerken toplumun popülasyonunun büyümesini dikkate almak lazım. Yani toplumun popülasyonu, yani nüfus sayısı büyüdükçe hızla, eksponansiyel olarak büyüdükçe toplumsal ihtiyaçlar klasik yöntemlerle karşılanamaz hale geldi. Yani klasik yöntemlerden kastım şu, bugün artık ölçüyle elbise diken terzi yok. Atlara nal çakan nalmat yok. Bir takım ahşap işleri yapan ustalar yok. Metal eşyaların yerine plastik eşyalar aldık. Her şeyin daha çabuk, daha kolayca üretileceği, daha ucuz üretileceği teknikler gelişti. Bu sadece mühendislikte değil, toplumun her kesiminde oldu. Kalite elbette düştü. Mühendislikte de toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmek için, şimdi ben mühendis tanımına da baktım. Mühendis toplumsal ihtiyaçları bilimsel yöntemlerle ekonomik olarak çözmeye çalışan insandır. Tanımı böyle mühendislik. Yani toplumsal ihtiyaçları bilimsel yöntemlerle ekonomik kriterler altında çözmeye çalışan insandır. Estetik de daha olmak üzere. Şimdi dolayısıyla toplumsal ihtiyaçlar genişledikçe, arttıkça bunların çözümü için klasik yöntemler terk edilmek durumunda kalmıyor. Klasik yöntemlerin çünkü birim fiyatı yüksek. Yani erişiciliği, insan eleği olduğu için birim fiyatı yüksek. Öbür taraftan otomasyona dayalı üretim ortaya çıktı. Otomasyona dayalı üretim bilgisayar kontrolü demektir. Bilgisayar kontrolü demek bilgisayar programcısı, bilgisayar kullanıcısı demektir. Dolayısıyla mühendislerin de niteliği değişti. Az önce ben Eşan'ın odasında otururken bir hanım arkadaşım vardı şu anda belki de salonda. Bilgisayar yöntemleriyle dağıtım sistemlerinin tasarımını anlatıyordu ve hayranlıkla izledi. Şimdi ihtiyaç duyulan mühendisin eğitim düzeyi de değişti. Artık böyle kabloların kesitlere bakarak, kabloya bakarak seçim yapan şantiye mühendislerinin yerine bilgisayar altında tasarım yapan mühendisler aldı. İşte bu hem iyi hem kötü. Aslında bu bir tercih değil. Hele hele işverenin tercihi hiç değil. Toplumsal büyümenin getirdiği bir zorluk. İşveren çünkü rekabet şartları altında toplumsal ihtiyaçlara cevap verilecek kalitede ve ucuzlukta ürün üretmek zorunda olan bir insan, bir kişidir, bir yapıdır. Eğer buna uymazsa iflas eder, fabrikası kapanır. Devlet uzun yıllardır sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede üretim sektöründen çekildi. O liberalleşmeyle birlikte, bütün Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de, Rusya'da, dolayısıyla taşeron şekilde işler veriliyor. Bu işleri de şirketler yapıyor. Türk savunma sanayileri var. İşsizliğin doğmasının sebebi şu, bilgisayar kontrolü altında bir sistem kurduğunuz zaman çok az sayıda
mühendisliği. Eskiden fazla sayıda insan paylaşıyordu bu işleri. Mesela bir örnek vereyim, İskenderun Demirçelik, Rus yapımıdır, Sovyet yapımı Demirçelik fabrikasıdır. Ve insan emeği ucuz olduğu için her köşede işin bir tarafını yapan, sonra o bilgileri ele dayalı yöntemle toplayan bir yapı vardı. Sonra burası özelleşti ve Erdemir'e bağlandı. Arkasından hemen Computer Control Center kurdular. Doğruya bilgisayar uzmanları kondu, öbür kişiler işsiz kaldı. Şimdi bu acıklı bir şey aslında. Yani özelleştirmenin sonucu değil bu, şeyin sonucu. Toplumsal ihtiyaçların çok fazla büyümesi, nüfusun bu kadar artması ve bu nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için otomasyona dayalı üretim yapma zorunda kalmış olmamız. Ve işverenler bugün üniversitelere de saygı duyuyorlar. Avrupa kökenli iş makineleri, bilgisayara dayalı kontrol makineleri, CNC tezgahları getiriyorlar. Ve bunlar, bunları yaparken de kendilerinin mühendisleri, kendi amaçlarına yönelik mühendisler var. Üniversitelere hiçbir şey danışmıyorlar aslında, artık eskisi gibi. Biz de bu gelişmenin arkasında kaldık, üniversite hocaları var. Arkasında kaldık, klasik yöntemleri. Belki biz de eğitim programımızı değiştirdik. Bu yeni gelişimler altında bilgisayara dayalı daha fazla eğitim veren, eğitimi buna yoğunlaştıran bir programa geçmemiz lazım. Ama üniversite hocası da kolay kolay kendini yenileyebilen bir insan değil. Yani 20 yıldır aynı dersi veren hocalar var. Bunlara bu konuları yüklemek kolay değil ve o dersi terk etmiyor. Diğer bir genç arkadaşına vermiyor. Mesela Tosun söyledi, ben de genç arkadaşlarımı kapatmamak için kabul etmedim. Çok iyi bir davranış. Şimdi olayları analiz ederken toplumsal gelişmeyi de düşünmek lazım. 3,5 milyon Suriyeli geldi. Şimdi bunlar akılsızca siyasi iddialar var. Mesela genç nüfus bizim gücümüzdür deniyor. Genç nüfus bizim başımızın belası, gücümüz falan değildir. Eğitilmediği sürece genç nüfus toplumun başının belasıdır. Zaten şu anda olmaya başladı. Eğer genç nüfusu eğitmezsen, iş sahibi olması için eğitilmesi lazım. En azından teknik okul şöyle şeklinde, yani teknik okul seviyesinde veya meslek liseleri seviyesinde bunları yetiştirip sanat okullarından, Austin gibi yerlerde iş sahibi yapmamız lazım. Bunları yapmazsanız bunlar suça giriyorlar. Sokalarla toplumun diğer kesimler üzerine giriyorlar. Zaten başladı. Suriye, Türkiye çatışması çok şehirde başladı. Aç insan her şeyi yapar. Güneydoğu'da ise dağa çıkar, Ankara ve İstanbul, İzmir'de ise polisle çatışır Kızılay, gaz bombalı. Aç insan kadar tehlikeli bir şey yoktur. Aç insan işsiz insandır. Bugün Saray diye bir yer var Ankara'nın kazanında. Baştan aşağı fabrika ölülerine geliyor. Fabrika ölüsü. Fabrika ölüsü şu demek, Çinler rekabet edemediği için fiyat ve kalite bakımında kapanmış. Ve oradaki işçiler ve mühendisler sokağa bırakılmış, banka el koymuş. Banka fabrikayı ne yapar? Hiçbir şey yapamaz. Kapıya kilidi asmış duruyor. O acıklı bir manzara, bütün o güzelim fabrikaların hepsi kapıları kapalı. Şimdi böyle bir siyasi rejim de olmaz, böyle bir ideoloji de olmaz, böyle bir yönetim de olmaz. Toplumsal çatışmalar arttıkça bunun karşısında hiç kimse duramaz. Hiçbir siyasi irade duramaz. Toplumsal çatışmalar kan dökülmeye başlandığı zaman hiçbir siyasi irade duramaz. Aç insan her şeyi yapar. 3 milyon işsiz, güçsüz, eğitimsiz insana almışsın bu ülkeye. Genç bunlar diye seviniyorsun. Genç insan, eğitimsiz genç insan ne yapar? Ankara halinde hamallık yapar. Başka ne yapar? Bir takım taşımacılıkta çalışır, kapıcılıkta çalışır. Bunlar toplumun itici gücü de olamaz. Yani bu açılardan bakılması lazım. En büyük sorun bu söylediklerimizin temelinde toplum aşırı, hiçbir ülkede görülmeyen toplumsal bilme var bunun altında. Türkiye için mi konuşuyorsunuz? Tabii bu ülkede yaşıyoruz. Şu an Türkiye'deyiz, Ankara'dayız. Aslında biraz önce arkadaşımın sorusuyla ilgili bir şey. Şimdi ben bu analizi yaptığım zaman, benim bu tarihsel süreci anlatışım biraz hani Marx'ın kapitalizm çözümlemesinden yola çıkarak anlattığım bir şeydi. Biz bir mevcut sistemin çözümlemesinden bahsettik. Yani bunlar oluyor.
siz de sordunuz ya hani ne yapmalı, bunun önüne mi geçmedi? Yani o zaten bize bağlı bir şey değil. Bu bir sistem, biz yok dursun, mühendisler işçileşmesin ya da sizin dediğiniz bir takım şeyler böyle yapılsın. Hiç sistem bu şekilde işlemiyor. Piyasanın biliyorsunuz kendi kuralları var. Yani en önemli sorunumuz eğitim sisteminin kalitesizleşmesi. Yüzlerce hoca atıldı üniversitelerde. Yüzlerce, binlerce hoca atıldı her okulda. Bir üniversitede hocanın atılması demek, o üniversitenin eğitim kurumunun eğitim kalitesinin düşmesi demek. Liselerden de atıldı, Taşlı'dan da atıldı. Bu insanları kim eğitecek? Eğitilmeyen bir insan iskolasteye girer, inanca girer. Eğitimin, bilginin olmadığı yerde inanç onun yerinde olur. İnanç tartışmadan buna inan demek. Tartışmadan. Adam bile ölür. İnançla yoğrulmuş bir insan gözünü kırpmadan adam bile ölür. Dolayısıyla eğitimin oluşturduğu boşluğa inanç girer. Bu çok tehlikeli bir şey. Benim kastettiğim bu. Yani kötüye gidiyoruz dediği Halik Hoca'nın bu. Kontrolcünüze bir şeyim yok, yani kontrolcünüze bir itirazım yok ama otomasyon ihtiyaçların çeşitlenmesi dediniz. Evet, zaten demin de dediğim gibi sistem talebin bu şekilde izliyor. Evet, talebin artması, nüfusun artması, talebin artması. Fakat bir planlama da yok ortada. Yani o mühendislik fakültelerini de bir açıyorsunuz ve oradan insanlar mezun oluyorlar. Onlara sunabileceğiniz bir iş imkanı da yok, öyle değil mi? Yok. İnsanların aslında YÖK'ün kabahati. Şimdi YÖK çok ciddi hatalar işliyor. YÖK'ün kabahati. Şimdi YÖK'ün toplumsal ihtiyaçlar konusunda ankete dayalı bir çalışma yapması lazım. Ne tür mühendis, ne tür insan, ne tür yetişmiş insan, ziraat mühendisi, doktor mu, hukukçu mu? Ve üniversitelerin bu yöne doğru yönelik. Bu tür planlama anlayışı terk edilir, çok oldu ama Türkiye'de. Evet. Bir ısrarla orada el kaldıralım. Katılmıyorum. Hocam öncelikle bunu çalışmanızı emeğinizi çok anladım. Bunu söylemek istiyorum. Çok doğru ve güzel bir şeyler yapmışsınız. Şimdi ben şahsım itibariyle Türkiye'de aşağı yukarı 40 yıla bir mühendisim var. Ben şunu düşünüyorum. Mühendis olmaktan öte aydın çağdaş bir insan olmak lazım Türkiye'de yaşamak için. Neden? Türkiye'de 1923 1938 arası işte Mustafa Kemal Atatürk'ün öyle Lavrı'nın yenilmesi 15 senede düşünebildiği bir takım vizyonun belki milyonla birini gerçekleştirmiştir. Şimdi Türkiye'de biz şunu çok iyi biliyoruz. İşte kafası çalışan insanlar doğudan, güneydoğudan, batıdan, Anadolu'nun muhtelif yerlerinden alıp merkezi sistem mantığıyla yurt dışına göndermiştir. Bir tek mühendisler için falan değil. Sanatçılar da bizzatihi devlet eline desteklenmiştir. Mesela bakıyoruz 1920 ile 1950 arasındaki sanatçıların tümü askerlik. Yani sanata veya ne bileyim işte müziğe verilen emekler toplumun gelişimiyle doğru orantılı olmamıştır. Bir üst yapı mantığıyla demokrasi kılıcı gibi sen bunu öğreneceksin demiştir. İşte sağda Mozart'ın 40. senfonisi işlenmiştir gibi. Şimdi bunlar tabii ki çok anlamlı derken, yani mühendis emeğinden öte, mühendisin aydın bir insan olup Türkiye'deki demokrasi mücadelesine koyacağı katkı. Çünkü mühendis biraz daha evrensel düşünme olanağı vardır. Maddeyi tanır, malzemeyi tanır, işi bilir, yani bir baraj kolay kolay yapılmıyor. Ha biz de bunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'de iki tane namlı ünlü mühendisimiz var. Biri Necmettin Erbakan'dır, biri de Süleyman Demir. Bak, bunların arasında sıkışmış siyasi bağ itibariyle bunu söylemek istiyorum. Türkiye, bu iki insan arasında seçimini aşağı yukarı 80 yılda yapmıştır. 80 yıl. Ha araya Erbakan, Bülent Ecevit sıkıştırılmış ama şablonlanmış. Türkiye bu şablonu yememiş. Neden? Bu ülkenin %70'i sağcı. Ha siz kendi demokrat ve devrimci düşüncelerinizi ancak topluma veya kendi jenerasyonlarınıza bir şeyler ifade etmekle anlatabilirsiniz. Katılımınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Demin arkadaşımla buyurdu Hamza arkadaşım 500 bin tane tomobiyasından bahsediyor.
Şimdi ben bunu 84 yılında Aybakan şeyi Demirel'in önünde oturdu, 94 pardon. Bir genel kurulda desteği salonda söyledi. Dedim sayın başbakanımız dedim işte aha önümüzdedir dedim. Kendisi de mühendistir bu ülkeye. Mühendisi katkılarıyla hep övülmüş. Ben bu barajları yaptım, ben bu yolları yaptım gibi. Dedim ki Türkiye'de o zaman böyle 500 bin falan da dedi, 300 bin dedi. 300 bin tane de bunların kendi düşüncelerine paralel eşi ve hayat arkadaşı 600 dedi. 600'de anası etti 1-200. 600 babası 800. Eğer siz kendi inançlarınızı, kendi kişiliğinizle ne örtüşebilmişseniz bu demokrasi mücadelesini böyle kazanabilirsiniz. Almanya faşizm gibi bir olguyu yaşadı. Bakın, aynı Hitler mantığı, aynen bugünkü mantık itibariyle, aynen alın okuyun lütfen Hitler'in gelişimini, aynen bugünkü mantığın aynısı, şablon gibi, birebir. Nasyonal sosyalizm, o ülkedeki bütün solcuların, demokratların yok edilişi ve ondan sonra da elini kaldırmayanın boynunu kellesini vurma gibi mantıklar gelişti. Şimdi bu ülkede öyle, biz artık hayır vereceğiz derken bile korkuyoruz bak. Resmen korkuyoruz. Neden? Bunu internet anlatıyor, bir takım iletişim araçlarıyla adamlar teşvik edelim diyor. Ve tak diye bakıyorsun size bir mesaj veya bir virüs, ulan boynunu koparır sen. Aynen bu yaşanmış şu anda ortalıkta. Ve tutuklanıyor. Yani şimdi bu aydın hocalarımızın üniversiteden alınması, efendime söyleyeyim, bunların yani bırakın artık açlık korkusuna itilmeleri ne anlama geliyor sizce? Ya sen hayır diyeceksin ya potansiyelde yüzüme girsen de sen hayırcısın. Bu mantık bilinen mantıktır. Yani onun için ben sadece mühendisler için değil. Ha bir şeye daha katılmıyorum. Mühendislik mantığı çok olsun arkadaş. Köyde bir de üniversite açılsın. Mühendis yetişsin. Enflasyon olsun. Ha mühendis işsizler o zaman orta haline gelir. Ben kendimi çok parçaladım, ODTÜ'ye gücüm yetmedi, okuyorum. O ODTÜ girişliyim ama gazi çıkışlıyım. Nereden? Çalışmak zorundayım. Yani bunlar farklı şeyler. Anlatmak istediğim olay, Türkiye'de sizin düşünceniz, meslek grubunuz ne olursa olsun. Türkiye'de siz gerçek anlamda demokratikleşmeyi bırakın yani sağa bizim gözümüz yok. Savcıyı ben solcu yapamam. Böyle bir şey yok. Herkes 100 yıl minimum, 100 yıl yani 3 jenerasyon demektir, minimum o şekilde kalır. Ha acaba biz bu 3 jenerasyondan sonrakini biraz daha değiştirip geliştirebilir miyiz? Bizim plan programımız böyle oldu. Biz ne solcular gördük, sağcıların en başında tipi çekmeye başladık. Yani neden bu mantığı kendi kişiliğimize, şahsiyetlerimize net olarak örtüştüremedik? Söylediklerimize net olarak inanamadık. Onun için de bu eksiklik sürekli bizim yaşamımızı götürecek. Yoksa kapitalizm mümkün mü bıraksın sen şimdi mühendissin, sen onun aleyhinde bir şey yapacaksın, senin boynunu koparlatır. Ha siz de kitabınızda belirtmişsiniz. 15. sayfa. Kapitalist üretim tarzı kapsamlı vasıfları bulundukları her yerde imha eder ve kendi ihtiyaçlarına karşılık düşen vasıflar ve meslekler ortaya çıkartır. Böyledir yani, buna hizmet etmek zorunda. Ama buna hizmet etmek zorunda derken mühendisin her zaman bir gücü vardır. Ben mühendis gider çalışırım, her yerde de iş bulurum. Ama demin hocamın da belirttiği, Osman hocam belirttiği mesleğinde kendine özgüveni varsa, bilgi birikimi varsa, bunu yapabilir. Bunu anlatmak istiyorum. Yoksa yani bizim Türkiye'de ben her şeyi getirip buna bağlıyorum. Demokrasi zaafımız var, eksikliğimiz var, inancımız var. Bu toplumda katmanlar arası, halklar arasındaki dostluğu, kardeşliği pekiştiremememizin sıkıntıları var. Biz bunu yayamadığımız sürece bu ülkede bir bütünsellik ve doğru bir sesi görebilme amacımızdan hep yoksun kalacak. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Hasan. Ben de size teşekkür ben 2016 mezunuyum, Haziran ayında. Hani kendimden ya da çevremdeki arkadaşlarımdan hani biraz bahsetmek istedim. Normalde ben ilk kazandığımda hani üniversiteyi, bu bölümü, Hacettepe mezunuyum. Hani hep çevremde of çok iyi işsen, çok para kazanırsın. Hani böyle bir garip bir şekilde hani o ilk baştaki mühendis düğmeleme olayı falan hani
mühendis hanım falan gibi, işte daha mezun olmadan hani bir gazlamalar falan. Hala bir saygınlığı var mı? Aynen. Okurken hani hocaların tavrı, hani siz mühendis olacaksınız ya da ne bileyim aşırı zorlamalar, hani zaten yüz kontenjanlar sürekli artıyor ve hocalara göre biraz daha hani her gelen nesil daha cahil, daha başarısız görüyorlar. Arada bir gitgide uçurum oluşuyor. Daha bir zorluyorlar. Hani orada bir kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz falan. Zamanla mezun olayım, yok şöyle yapayım. Bazen meslekten soruyorsunuz, bazen çok seviyorsunuz. Bir şekilde mezun oluyorsunuz. Aklınızdaki beklentiler, hayaller çok farklı oluyor. Ben tam mezun oldum. Darbe gibi girişimler falan oldu. Hani 2-3 ay hiçbir şekilde olmadı. Son aylar gittiğim hani bir kişi, hani biri hiç görüşmeye gitmeyen arkadaşlarım oluyordu. Görüşmelerde hani aldığım eğitimi hep küçümsediler ya da ne bileyim CV'me boş dediler ya da ne bileyim yapacakları işi hani neden mühendislik dediler mesela. Ben küçüklüğümden gelen hani bir şeyler üretme hevesinden falan bahsediyordum. Gerçekten de hani o hevesle yazmıştım. Sürekli hani bir şeyleri sorguladılar, hani yetersiz olduğunu düşündüler. Bir şekilde girdim şu an, bir ay olmadı daha, dördüncü haftadayım. Hani bir taşeron firmayla hani Aselsan'ın içinde çalışıyorum. Ve diyorum ki benim burada ihtiyacım, bana ihtiyaçları yok yani şu an. Hani böyle bir pozisyon niye açıldı, beni niye aldılar, beni alırken niye bu kadar zorladılar? Hani bana öyle bir, hani beni o kadar zorladılar ki hani mülakatlarda falan. Sanki ben dünyayı kurtaracağım ve beni beğenmiyorlar gibilerdi. Ve şu an verdiği evrak işleri yapıyorum ya da deep yazılım setup'ı var. Her şey yazılımlı şey var, hani yeşil yanınca geçti, kırmızı yanınca kaldı. Aa, kırmızı yandı, niye bir yandı, ben şunu bir bakayım falan. Hani bu eğitim ya da benim hayallerim ya da onların zorlamaları ya da benden beklentiler ve evde olan bir iş var. Ve hiç de karşılamıyor, çok hani şaşırdığım bir şey. Yanındaki arkadaşlarım hani beğen, orada çalışanlar var daha önceden gelenler. Hani onların üzerine bir rehavet çökmüş falan. Bazen o işler onlara çok bile gelmeye başladı. Belki onlar ilk hayallerle başladılar falan ama onlar da hani şey sönmüşler şu an enerjileri. Sadece benden bir yaş büyükler. Hani ben biraz bir de mühendislik tipleri var. Elektrik mühendisliği ama sistem mühendisi, test mühendisi, yazılım test mühendisi. Yani kodu alan mühendis diye bir hani şey de bile var. Sadece bir kişi görevlendirmişler. Biri yazıyor, biri devreye götürüyor. O sadece kodu yüklüyor. Yani bu kadar bundan ibaretler de var. Hani tasarımcılar deseniz olan bir şeyi değiştiriyorlar sadece. Üretmiyorlar. Hani ellerinde bir şey var. Onu öğrenip sadece bir benzerini yaratıyorlar. Hani mühendisliğin bence kavramı bize öğretilen ve uygulanan çok farklı. Bir de hani bu sadece ücreti farklı. Aselsan personelin yanındaki aynı işi yapıyor 5 milyar. Belki ben de onun gibi hani yapacağım. Ben yarısını alıyorum. Ve sadece bu maaşı yükseltmek için de hayalimdeki tek şey, ben mesela YDS'den 70 alsam aynı işi yapıp TUSAŞ'a gireceğim. Ve sadece 2,5 milyar daha artacak. Bu yani TUSAŞ'a da gittim bir kere. Oradakiler de aynı şeyi yapıyor. Yani çok garip geliyor. Bu çevremdeki tüm arkadaşlar da öyle. Ve hani dediniz ya stajyer olarak başlanabilirim. Ben de kendimi geliştireyim, öğreneyim. Hani ilk başta şey de oldu hani ben yani ağladım bile. Hani dedim ki bana hiçbir şey öğretmemişler. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana çünkü zorluyorlar. Mülakat, teknik mülakat da yapıyor falan. Ben hani Hacettepe'de okudum. Türkiye'de hani iyi bir üniversite. Hani bana bir şey öğretmemişler. Ben bir şey öğrenememişim. Ben niye hani keşke bunu yazmasaymışım. Öğrenebilecek bir şey yapsaymışım. Benim hatta ağladım bile. Ama öyle değil yani. Çok garip ve şu an bir sürü arkadaşım öyle. Zaten bölüm deseniz 100 kişi alıyor, 50 kişi mezun veriyor, vermiyor. Hani böyle çok değişik şeyler var. Bilmiyorum, paylaşmak istedim. Ben çok teşekkür ederim. Aşağı yukarı teorik olarak anlattığınız Arkadaşım daha önce de yaşadım. Yani genç mühendis arkadaşlarla, yeni mühendis arkadaşlarla konuştuğum zaman benim bu tezde yazmak istediğim her şeyi ben teorik bir dille anlatıyorum. Onlar tamamen hayat tecrübesi olarak birebir örtüşecek şekilde anlatıyorlar. Yalnız değilsin yani, onu söyleyebilirim. Başka. Elif Hocam, adım Akif Peker. Mühendislik sahasında bir şey var.
mühendislik sahamızdaki dertlerimizi o kadar güzel büyük bir resim çizdiniz ki çok teşekkür ederim. İlginizi üretim bütünlüğü içerisinde kişileri parçalayarak etkisizleşme konusunu değiniriz. Çok önemli bir konu. Bunun bir sistem olarak önümüze getirdiğini söylediniz ama mühendis arkadaşlarımda bizim böylesi bir etkisizleşme konusunda fazla da bir derdimizin olmadığını, işlerimizin kolaylaştığını ve kolaylaşmadan da bizim dertlenmediğimizi düşünüyorum. Yani işlerimiz kolaylaştı. Ya niye bu kadar parçalanan işin bütünlüğü içerisinde bize bir derdimiz oldu? Yani sistemi zorlayıcı bir etkimizin de olmadığını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Veriler çok öyle göstermiyor. Öyle mi? İş tatmininin düşük olduğu gözüküyor mühendislerde. Yani daha iyi şeyler üretebilecekken kendilerine daha iyi. Şimdi derdin size ne yaptırdığıyla alakalı. Dert kendi kendinize dertlenip böyle bir derdiniz var sanırım. Derdimiz yani hepimizin. İşimizden tatmin olmamamız, bundan dolayı belki şikayet etmemiz, söylenmemiz. Ama o dert bize ne yaptırıyor? Bir şeyleri değiştirmemiz için, dönüştürmemiz için etki yapıyor mu? Sistemde bir zorlama yapıyor muyuz? Şimdi işin bütünlüğü içerisinde özür dilerim, katı koymak için söylüyorum. Bilgi ve görgümüzün fazla olan mühendis arkadaşlarımızın da bu bütünlük içerisinde ayrıştırmayı sağlayan işverenlerimizin yanında yer alması da söz konusu oluyor. Yani gücün yanında, diğerlerinin karşısında yanında değil, diğer mühendis arkadaşlarımızın işverenin yanında ve gücün yanında olması da bizi etkisizleştirmiyor. Evet. Yani bunlar da bizim hepimizin kendimizin bir derdi değil mi? Ya bu zaten mühendisin daha çok hem sorunu bireysel görme hem çözümü bireysel çabalarda aramak gibi bir eğilimi yani olduğunu kendimize de bir takım sorunlarımızın olduğunu, bunu yani kendimizi de check etmemiz gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Süreç diyelim. Yani ben bir fotoğraf dediğiniz gibi ortaya koymak istedim. Giderek daha çok genç arkadaşım da benim çizdiğim fotoğrafa paralel iş yaşamları olacağını düşünüyorum. Onu da gözlemliyorum. Ve hani bu bilgiyle, bu kendi için sınıf olma durumu ya da sınıf bilinci geliştirme durumunda yani mutlaka bugünkü gibi hiçbir şey bugünkü gibi kalmadığı gibi bu da bugünkü gibi kalmayacak diyebilirim. Yoksa tabii ki bireysel yani sadece o da değil, işverenin yanında yer alma. Bu zaten mühendisliğin biraz başlangıcında da böyle olan bir şey. Onun dışında hakikaten işsizlik gibi bir sorun var. İnsanların iş yerinde gördüğü yanlış bir şeye bireysel olarak tepki gösterip kendini kapı önünde bulma riskini alması da biraz hani onu beklemek de biraz zor. Bunların çözümü de çok şey değil. Nasıl diyeyim? Yeni bir şey keşfetmiyoruz. Örgütçülük, rahat mücadelesi. Budur yani. Bir dakika. Ben her iki hocama da öncelikle teşekkür ederim. Aramızda aydan diğer hocalarına saygıyla anıyorum Işıklar Çin'le oluşturlar. Gerçekten ülkenin fotoğrafını ta o yıllardan koydular ve bugün bunu daha ağırlaşmış, daha yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Ve anılarını anlatırken belki hocamızla ilgili nedenli özverili olduklarını, hocaların öz eleştiriyle bunu kendilerini anlattılar. Şimdi o yıllardan bu yıllara Türkiye'de çalışma hayatı. Mühendislik evet saygın bir meslekti. Az önce bahsettiğiniz gibi. Tüm mesleklerde olduğu gibi. Çünkü herkesin bir şeye ihtiyacı var. Berbere ve terziye de boyacıya. Fakat en saygınlı. Fakat bugün saygınsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu meslekler ve mesleği yapanlar. Çünkü kapitalizm insanları itibarsızlaştırma üzerine kurulmuş. Bugün işte 12 Eylül darbesiyle işte cuntacıları 1402 ile işlerine son verdikleri insanlar o insanlar sonradan görevlerine yıllar sonra döndüler. Ve bugün bunun daha ağırlaştırılmışını yaşıyoruz. Yüz binleri kapının önüne koydular. Darbenin üniforması olmaz. Ve mühendisler bugün tamamen kapasiteye dayalı bir şey. Türbinleri oynuyorlar. Şehir ile bir üniversite falan gitsinler.
tabela üniversiteleri bunlar. Üniversite eğitim verecek. Orada bir tane işte prop vardır. Altında lise öğretimi. Ve bugün televizyonlara çıkan öyle proplar var ki o ünvan verilmiş. Hakikaten yani diyecek bir şey bulamıyorum yani. Bugün ne emeği savunuyorlar, ne çalışanı, ne bulunduğu kariyeri, ne akademisyenler savunuyorlar. Tamamen siyasi iktidarın hepsi bile kölesi olmuşlar. Düzenin savunuculuğunu yapıyorlar. Şimdi biz mühendisler juntalardan sonra 12 Eylül'lerden sonra odalara mühendislerin zorunlu üyeliği kaldırdı. Yani örgütsüzleştirme yerde gündeme göre. Ve bundan memnun olan üyelerimiz de oldu. Hani az önce dediniz, yeni çıkan mezun arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Hakikaten iş bulmakta zorlanıyor. Tabi stajyer çalışıyor. CV'sine bir şeyler özgeçmişine yazmak için. Çünkü tecrübeli elemanları, tecrübeyi nerede edinecek? Hiçbir yerde. Bugün kamuda 3-4 statüde çalışan mühendis var. 650 tane sözleşmeli, işte hizmet almayla belli şekillerde istihdam edip ve yandaş bir kadro oluşumuna gidiyor. Şimdi mühendis burada bilgisini söyleyemiyor. Eskiden üretici, üretimin içindeydi. Turumunu da giyiyordu atölyede, şantiyede, varetini de takıp çıkıyordu. Bugün mühendisler tamamen masa başına mahkum edilmiş, ya kontrollü mühendisi olarak çalıştırılıyor ve hatta hak iş imzalı. Bugün özel sektörde de işsizlikten hocalarım bahsetti. Gerçekten öyle. Nüfus artışı. Bize nüfus artışına ihtiyaç yok. Kaliteli, nitelikli insanlara ihtiyaç var. Bugün Avrupa ülkelerinde 5 milyon, 7 milyonlu ülkeler bugün kendi markaları var, üretiyorlar, istihdam yaratıyorlar. Bugün teknolojide, ileri teknolojide söz sahibi. Bizde ise tamamen kopya, tamamen montaj üzerinde. Şu geçtiğimiz yıllarda kamudaki bütün kuruluşlar özelleştirildi ve altyapısı olmadan heba olup gittiler yerine. Efendim özelleştirme neyi getirecekti? İşte rekabet gelecekti, kalite artırılacaktı. Maalesef onlar olmadı. Onlara konutlar yapıldı o iş yerlerinde ve hatta oradaki çalışan personelin yarısı kapı dışarı bırakıldı. İşte işsizlik denildi. Bugün hakikaten işsizlik 3'te 3 çocuk, 5 çocuk, 10 çocuk. Eğitim çocuğu, bakamadığın çocuğu, sahip çıkamadığın çocuk bu toplumun başına bela olur, ülkenin başına bela olur. Veyahut da onun bunun askeri olur. Onun bunun askeri olur. Ya sandıkta askerlik yaparlar, yahut da gider şey. Ve bugün Türkiye hakikaten o kadar insan için yaratıcı manzaralarla karşı karşıya ki bir daire uğruna, ben biliyorum abinin niyetini, oğlum öldü diyor, nerede ölmüş? Suriye'de, şehit olmuş. Kimle? Özgür Suriye ordusuyla. Bugün olarak devlete karşı, bunlar tartışır. Derin konular, ben yüzeysel geçiyorum. Bir oğlum daha var, bir onu da gönderirim, olmazsa ben de giderim. Bu satılmışlıktır. Bu, çocuğunun kanı üzerine rant elde etmiyor. Bir daire, bir maaş sahibi olabilir. Bu, bugünü yaşamaktır. Ülkenin geleceğine, toplumun geleceğine bir katkı ve en farklı özverde bulunmamaktır. Bugün arkadaşım da bahsetti. Evet, Mahir'le. Bugün 12 Eylül Anayasası'na içine 18 tane maddeyi monte ederekten bir referandum adı altında bu milletin milyarlara heba ediliyor. Ve sonucunda ne var? Bu toplum için, bu ülke için bir en ufak bir şey getirisi var mı? Hayır, yok. Ötürüsü var ama getirisi yok. Bugün işte Azerbaycan devlet reisi cumhurunun yaptığı bir manzarayla da karşılaşacağız. Şudur bu. Yani şu var. Örgütlenemiyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Örgütlenmiyoruz. Örgütlenmiyoruz. Çünkü örgütlü toplumdan korkuyorlar. Çünkü bugün meslek odaları onlar için bir diken olarak görüyorlar. Hayat bağ görüyor. Sendikalar keza öyle. Bitmiş sendikaların içi boşaltılmış, tüketilmiş. Üniversiteler boşaltılmış. İlim bilim insanları kapı dışarı koyulmuş. Yüz binlerce insan kapı dışarı korunmuş. Ve bugün devleti yöneten beyinler bir senaryo yazmışlar aldatıldık diye. Ya aldatılan bir insan
bugün mühendis nedir? Mühendis bugün işvereni koruyucu veliyiz. Onun suç işlediği zaman, orada bir işçi iş kazası geçirdiği zaman, düşüp öldüğü zaman onun sorumlusu oradaki mühendistir başındaki. Bugün iş sağlığı, iş güvenliği, keza gene öyle işverenleri koruma üzerine kurulmuştur. Yüz binlerce maden ocağını, maden mühendisleri odası Soma ile ilgili raporlarını açıklamıştır. Ama 1,5 milyon ton yıllık üretim kapasitesi olan kömür havzasında 3,5 milyon ton kömür üretilmiştir. Kömür dağıtacağız diye böyle bir manzarayla. Bugün elektrik daha ucuz olacaktı. İşte ülkenin odasında, elektrik mühendisler odasında bulunuyoruz. Yenilenebilir enerji, kaynak aktarılıyor, şeyler bulunuyor, tam şey olduğu bir yerde. Ve elektrik adı altında soygun yapılıyor. Bugün ben ona soygun satıyorum enerji sahaya, soygun yapılıyor. Herhangi bir yatırım yok, herhangi bir şey yok. Kaçak elektriğin adı altında insanlar soyunuyor. İstihdam yok. Bugüne kadar bir tane fabrika yapılmamıştır. Orada iş gücü yapılmamıştır. Tamamen inşaat sektörü üzerine her şey kurulmuştur. Bugün talep karşısında arz fazlalığı vardı. Bugün televizyonlarda başımız şişiyor. Yok yani tek ses, tek görüntü, reklamlar. Demir borç satışı, reklamlar. Bunun için ne yapacağız? Toplum bir araya gelemiyoruz. Toplum büyük bir kesim teslimiyetçi, çalışmadan asalak bir hale getirilmeye çalışıyor. Ve hocam da belirttiği gibi 3,5-4 milyon Suriyeli gelmiş Türkiye, bu kadar işsizlik, banka bu kadar gencimiz sokaklarda gezerken 500 liraya, 700 liraya patronlara, işverenlere gayet güzel iş olanağı sağlanıyor. Yani bunları masaya yatırmamız gerekiyor, tartışılması gerekiyor ciddi yerlerde. Fakat bunu ses çıkaran insanlar da hemen ötekileştiriyorlar. İşte belli şeylerle yaptılar insanları susturup içeri tıkma veyahut da tamamen toplumdan çıkıp teşvik etme durumunda. Bunları hep birlikte aşacağız diyorum. Teşekkür ederiz. Saat 9 oldu ama şurada arkada bir de hocam var. Çok kısa bir şey. Bu sözleri isterseniz başka sonra söz almak isteyen var mı? Çok da gece geç saat. Yani kalalım isterseniz ama. Dışarıda kahveçlere kalalım. Efendim? Yatıya kalalım. Buyurun efendim. Kapakla ilgili bir şey şimdi. Evet. Bu sizin yaptığınız işin... Kapak Emo'dan bir arkadaşın 3 kapak vardı. Aşağı yukarı aynı mantıkla. Onlardan bana öneri geldi. Ben o üçünün içinden bir tercih yaptım. Ama bunu kimin olduğu belli değil. Öyle mi? Emo'da iş paylaşımı nasıl bilmiyorum. Belki de ama hani bir birim yapıyordu. Anlamı ne? Yani bu Dolikop... Aslında biraz yoruma açık şimdi. Ben kendi yorumumu söyleyebilirim ama Dolikop siz nasıl yorumlarsınız? Yani ben şöyle diyorum. Bu şeyler karınca çalışan bir mühendisler. Dolikop da kapitalizmin veya patronizmin ayartıcı bir mekanizması. Ona bir şey yapmıyorlar. Devam ediyorlar. Bu tarafta da şeyler üzerinde, yapraklar üzerinde bunun işleri var, onu yapıyorlar. Yani karınca sağlar bir şey mi var? Karıncaya böyle... Çok sağlar bir şey yok. Yani öyle dediğiniz gibi olabilir. Ya da mühendislik mesleği deyince hani o bir şeker, biz böyle çok pırıltılı bir dünya çiziyoruz ama ona dokunamıyoruz. Teğet geçiyoruz o dünyayla, o dünyaya yapamıyoruz, parçasından alamıyoruz. Öyle bir şey olabilir. Herkesin biraz yorumunu açık. Evet, peki ben sizi bitiriyorum. Teşekkür ederim. Daha kalın şeyler yazın. İnşallah ben gitmek durumundayım. İyi akşamlar. Bolipop'u biz yapıyoruz ama yiyemiyoruz anlamda. Evet, o da olur. Bir şey, Kurtuluş Ezgi var. Ben şimdi... Ben de var tabii hocam. Sen de kitaplarımızdan ne yapıyorsun? Şimdi ben aslında bir konuyu... Bir başka açıdan baktığım için söz aldım. Çok geç olduğunu farkındayım. Şimdi konuyu işte mühendislik mesleğinin eğitim tarafının niteliği düşüyor. İşte her yıl üniversite açılıyor. Üniversitelerin altyapısı kötü. Akademik personelin vasfı düşüyor. Doğru bunlar hep doğru bu arada. İşte plansızlık var şunlar. Ve hani gitgide eğitimin kalitesi düşüyor. Bu sefer mesleği icra edenlerin de vasfı düşüyor. Getiriyor bizi.
mesleği icra edenlerin vasfı düşüyorsa o zaman bu mesleği icra edenlerin vasfını arttırmanın yollarına bakalım. Bu sefer kafa yormaya başlayabiliriz. O da bize ne yazık ki işte bu belgelendirme, yetkinlendirme falan başka yerlere götürüyor. Aslında böyle değil. Yani bu doğru ama çıkarım doğru değil. Çünkü mesleğin icrası, yani mesleği icra eden insanların vasfı hem düşüyor hem artıyor. Bir onu düzeltmek lazım. Düştüğü var, arttığı var. İşte onu örnekleyeceğim. Aynı meslektaş olduğumuz için. Orada bir haksızlık ediyoruz kendimize. İki, asıl mesleğin kendisinin icra edilişinin vasfı düşüyor. Yani doğru nokta orası. Mesleğin icra edildiği alanlara ne oluyor? Yani mesleği icra eden kişi evet, hani ona bir bakalım ama asıl meslek nasıl icra ediliyor? O zaman da ya biz eğer mesleğin icra edildiği alanlara bakarsak, bakmak istersek, o da senlik oraya bakarsa, o zaman mesleği icra eden insana odaklanmaz. Döner mesleğin icra edildiği alanı düzenlemeye odaklanır. İki asıl olan orada oluyor. Kapitalizmin asıl yok ettiği alan orası. Yani parçalanma orada oluyor. İşin icrasında oluyor. Denetim kaybı, vasıf kaybı da orada oluyor. Şimdi dönelim mesleği icra eden insan açısından. Ben teknoloji yoğun bir şirkette çalışıyorum 15 senedir. Çok iddiayla söylüyorum. Elektronik haberleşme mühendisiyim. Hatta telekomünikasyon sektöründe çalışıyorum. Her geçen sene yeni mezun arkadaşlar bizlere göre, ben 15 yıllık bir mühendisim, daha vasıflı çıkıyorlar. Çok tartışmasız. Onu görüyoruz zaten. Nereden çıkıyor? Ben şimdi mülakata girdim. Aşağı anlatıyor ya. Şimdi herhalde yarım yamalak bir İngilizcem var. Okulda zaten bizim laboratuvarlarda o zamanlar yok. Bilgisayar falan yok. Görmedik biz bilgisayar. Ama bilgisayar teknolojileri icra edilen bir işte çalışıyoruz. Yani kendimizi işte o 5-10 sene sahada pişme şeyi de bir yere gittik. Şimdi mesela yeni mezun bir arkadaş geliyor, mülakata geliyor bizim şirkette. Soruyor iş, mülakat yapan kişi. Kaç dil biliyorsun? O diyor, iki dil biliyorum ben. Birini anladığım gibi konuşuyorum. Soran kişi bir dili konuşamıyor. Onu mülakata alan kişi bir dili konuşamıyor. Diyor ki, sen bilgisayar teknolojilerine kadar hakimsin, anlatıyor kişiyi. Ben C biliyorum, C Sharp biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum. Soran kişi C terliğinden bir Fortran görmüş. Cobol görmüş, orada kalmış, bilmiyor. Ama onu tartıyor. Devam ediyor. Sen network biliyor musun diyor. İşte ben burada network'üyüm, uzmanlık alanı network'ü güvenlik. Hani sen diyor, güvenlik network biliyor musun diyor. Adam anlatıyor işte, ben onu gördüm, bunu gördüm, şunu yaptım, bunu yaptım, bunu şey yaptım. Sen, kendisi, şimdi yani o yüzden yani şeyi ve bu genç mühendisleri, yani ben de o şeyden geçtim, hep oraya çekiyorlar jendereyi. Ulan bende bir eksik var. Yani ne yapıyorsan benden dolayı. Ben diyor eğer 8 sertifika alsaydım, 16 dil bilseydim, 350 tane de kursa gitseydim, o zaman bu bana soruyu soran adamlar da aynı statüde olurdu. Aslında ona soruyu soran adamlar onun aynı statüde değil zaten. Hele teknoloji yoğun mesleklerde. Yani ben hani söylemekte bir iş görmüyorum. Ben Türkcell'de çalışıyorum. 15 yıldır da bilişim sektöründe çalışıyorum. Hasbel kadar için hepsinde gördüğüm o bilişim sektörün. Teknoloji yoğun sektörlerde tam tersi bir durum var. Bu arada. Bu arada makine inşaat gibi sektörlerde elbette biliyoruz yani. Yeni mühendis arkadaşlarım ne yazık ki uygulama temelli vasıflarının eskiye göre daha zayıf olduğunu. Ama teknoloji temelli işlerde tam tersi bir eğilim var. Bu sadece Türkiye'de değil. Yani Fransa'da bulunan arkadaşlarımız var çalışan. Onlardan anlıyorum. Fransa'da bir konuda durum farklı değil. Orada da yeni mezun gelen insanlar teknolojinin yenileme ömrü daha hızlı olduğu için daha adaptif geliyorlar. Ben şimdi bunu nereye çekmeye çalışıyorum? Yani bu konuyu getirip böyle mesleği icra eden, özellikle yeni mezun insanların yetersizliğine çıkartan şeylerden söylediğimi özellikle dikkatli olup oradan uzak tutmak lazım. Mesele kişinin aldığı akademik formasyonun, yetiştirilişinin, eğitim sisteminden çıktığı tornadan ziyade o torna sonucunda çıkan insanın ne icra ettiği ve o icra eden alanlar ne oluyor? Şimdi ben size örnek vereyim. Şimdi bizim şirkette var genç arkadaşlar. Hepsi de benden daha donanımlı. Söylüyorum, ne söylüyorum? Ama adama diyorlar ki, şimdi ben güvenlik uzmanı diye çalıştım. Yani bütün güvenlik işlerine bakıyorum. İşte web güvenliğinden tut, işte network güvenliğine kadar kabaca canlansın diye. Şimdi benden daha donanımlı bir adam almış. Diyor ki, senin işin sadece web güvenliğine bak. Önünü açmış bir ekran, loglara bakıyor çünkü. Kim hangi siteye girmiş? Şimdi sen eğer o donanımlı adamı, yani o vasfı alır da bu kadar bölünmüş, daraltılmış bir işe odaklarsan senin örneğin gibi. Sana tutarsa şu koddaki şu düğmeye bas diye, şu koddan çıkan şeyi yorumla. Asıl işte niteliği, vasfı yok eden şey orası. Sen ister 3 dil bil, ister benim gibi 20 yıllık mesleki birikimin olsun, ister 5 tane program kullan. Günün sonunda seni daraltılmış, sınırlandırmış bir işi yapmaya odaklıyorsan asıl vasıf kaybı orada yok oluyor. Ve o zaman seni çok kolay ikram edebilir. Seni yarın işten çıkartır. 10 tane kişi daha var. Seninle aynı işi anında yaptırabileceği benzer vasıflara sahip. Şimdi biraz yani bizim odamız açısından da
hani konuya döndüm de hani meslek alanının icrasını ve meslektaşların özlük haklarına dair ben ne yaparım? Yani ben asıl kafayı oraya çekmez, sendikler için dair. Yoksa dönüp de ya bu meslektaşlarımız da zaten çok kötü eğitim alıyorlar, asıl da çok kötü. Hadi ben bunları bir başka tornadan geçireyim den uzak durmak. Yani o kapı bizi oraya değil öbür tarafa çıkar. Meslek öncelikle burada seni görmek çok güzel. 18 Mart'ta normalde mesele kadın olmak sempozyumunda seni çağırmıştık ama en azından bahaneyle görmüş oluruz. Çünkü mühendislik ve emek, mühendislikte kadın emeği çalışmak başka bir şey. Ben hani bundan sonraki çalışmanın umarım toplumsal cinsiyeti de gözeterek çıkacak bir ürün olacağını umarak. Ben ne yaparım bilmiyorum ama yapılması gereken bir şey. Evet, toplumsal cinsiyet ve mühendislik çalışılması gereken bir konu. Çalışmanın bir kısmını okumuştum. Kitaptaki çıktıları hatta Ömür redaksiyonuyla uğraştığı için onunla beraber tartıştığımız nokta vardı orada. Şimdi senin çalışmanın çoğunluğu teoride yani saha çalışması olmayan bir kısmı var. Çalışmanı şeyle tamamlayacağım, saha çalışmasıyla. Şöyle, geçen hafta şehir plancıları odasında genel üye profili ve mesleki sorunlar diye bir şey üzerine çalıştık. Ben bilgisayar mühendisleri odasındayım ama genel üye profili anketini biz de kendi odamızda yapacağız. Falan nedir ne değildir çıktıları biz de orada bir görelim diye. Özellikle gittim ben. Şimdi çıktılar senin çalışmana ve buradaki az önce genç kadın arkadaşımın verdiği donelerle birebir örtüşen şeyler çıkıyor. Onlardan biraz bahsetmek isterim, kayıtlara da düşsün diye. Şimdi meslekte şu anda %20'nin üzerinde çalışmayan bir kesim oldu, işsiz olan bir kesim ve bunun büyük bir çoğunluğun %70'inden fazlasının yeni mezun olduğu gibi bir gerçeklik var. Şehir plancısı olarak çalışanların da görev tanımı dışında %63, meslek tanımı dışında %66 oranında çalışıyor insanlar. Düşük maaş en büyük problem olarak görülüyor. Bunun kötü çalışma koşullarıyla devam ediyor. Kötü çalışma koşullarının parantezinin içinde fazla mesai saatleri gibi şeyler geliyor hepimizin tahmin edebileceği gibi. Şu önemli bir tespit toplumsal cinsiyeti niye önemsediğimi vurgulamak açısından. 2 yıl üzeri işsiz kalan üyelerin tamamı kadın. Şehir plancıları. Bu bizim oda ve diğer odalarda da büyük çoğunluğu kadın şeklinde. Şehir plancıları kadın ağırlıklı bir meslek değil mi? Evet. Ona rağmen 2 yılda %100 işsiz kalan üyelerin tamamı da kadın. Falan. Öyle bir durum var. Aldığınız maaşla geçinebiliyor musunuz sorusuna %45'i ancak zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor cevabını vermiş. Bizim üyelerimizden de benzer bir şey geldi. Ne maaş alıyorsunuz diye yeni mezunlara sorulduğunda da 1800 lirayı alanın seve seve kabul ederek girdiği gibi bir gerçeklik var. Net 1800 lira maaşla insanlar... Formasyonlar üretene göre bakıyor. 3500 lira bir tutumu. 2500 lira. TMOB'nin neti 2500'e geliyor bu arada, evet. Özlük hakları konusunda bilgi sahibi misiniz diyor. Soruda onların çoğunun büyük bir kısmı, %63 gibi ciddi bir rakam, hayır, kısmen gibi bir cevap veriyor. Yani bu adil çıkmadan önce söylemişti işte hukuk dersi, mühendislik hukuku gibi bir şey, iş hukuku mevzusunun aslında meslektaşlarımız bilmeden çıkıyorlar. Ve şöyle bir dert var, hani sen şey söyledin ya, mühendislik, yani mühendisler proleterleştiğinin farkında değil. Nasıl farkında olabilirler falan. Mühendisler proleterleştiklerinin çok farkındalar. Çünkü çalışma saatleri bakımından aynı saatlerde çalışıyorlar. Aldıkları yani normalde beyaz yakalılar, mavi yakalılardan daha iyi maaşlar ve daha iyi ne bileyim pozisyonlarda çalışıyor gibi bir yanlış bir kanı var. Böyle bir şey yok. Bizim yeni mezunlarımızın çoğunluğu hakikaten mavi yakalılarla benzer şartlarda çalışıyorlar. Bunun hiçbir güvenli şey yok. Asgari ücret üzerinden sigortası yatan birçok meslektaşımız var. Daha mesela şöyle şeyler de var. TÜİTAK'tan dolayı destek alınıyor. Çok kişi üzerinden sana ama 2000 lira vereceğiz. Üstüne bize geri ver deniyor. Bu kayıt dışı ekonomi çok fazla. Yani asla o parayı alamıyor o kişi. Bu çalışma saatlerinin fazlalığı bence çok önemli bir kriter. Hani sen kapitalden doğru bu çözümlemeyi yaptığın için bu çalışma saatlerinin fazlalığı demek kişinin kişiye yememesini de getiriyor. Hani
bir yanıyla. Yani 8-9 saat günde çalışan bir insanın daha sonrasında eve gidip ulan biz niye örgütlenemiyoruz diye düşünmesi çok makul değil. Ne yapıyor? Karnını doyuruyor, az biraz dinleniyor, sonra yine gün başlıyor. Yani bizim aslında sorunlarımızı dert edinebileceğimiz zamanımız yok bir yanıyla da. Hani biz ekstra bir çaba harcayarak buradayız ve şey yapıyoruz. Ama normal insanda hani zaten politik ve ne bileyim sendikal mücadelenin, toplumsal mücadelenin böyle müthiş olduğu bir ülkede olmadığımız için insanlar bunu hani eve gittiğinde de ulan iki dakika kafamı dinleyeyim şeklinde bir yorumla yapıyorlar. Yani ciddi şeyleri izlemeye bile tahammülleri olmuyor çoğu zaman. Öyle bir sorunları olduğu için yani bence bu çalışma saatlerinin fazlalığı tam da bizi hem proleterleştiren aynı zamanda bizim örgütlenmemizin önünde en büyük engellerden birisi. Biz bir araya gelecek zaman bulamıyoruz. Biz bunun ihtiyaçlarımızı giderecek zamanlar dışında kendimizi gerçekleyebilecek, gerçekten ben bu hayattan memnun muyum, gerçekten istediğim şeyleri alabiliyor muyum diye sorgulayacak zamanı bulamıyoruz biz. Yani bu hepimizde olan bir şey. Ne zaman ki kişi biraz böyle tecrübe kazanıyor, biraz işi rahatlıyor tırnak içerisinde, onu da hani stres yükü olarak falan söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın, hani zaman olarak biraz daha rahatlıyor. O zaman tam düşünmeye başlıyor, onda da zaten iş işten geçmiş oluyor, emekliliği yaklaşıyor falan öyle şeyler yaşıyor. Ondan sonra yani gençler bunu düşünecek vakit bulamıyorlar. Bir araya geldiklerinde hakikaten hani aslında dertleri ortak. Ama mesela bunu derdi çok can yakıcı bir şekilde yaşamadan mesela işten açılıyor ama tazminatlarını alamıyor. Bunu sadece kendisinin yaşadığını düşünüyor. Niye iş hukuku pratiği yok? Yani aslında onun kanunda tanımlı bir şey olduğu, aslında bunun yani yasal bir hak olduğu ve sadece kendisi için öyle bir derdin olmadığını ne zaman ki başına ancak geliyor. Ancak başına gelince ben de o zaman hani öğreniyor. O zaman diyor ki ya ne yapacağım ben şimdi? Çoğu da şöyle yapıyor bu arada yine bir takım hak hukuk mücadelesine önem vermeyen, işte daha sıradan diyebileceğimiz vatandaş profili yani uğraşacağım şimdi iki sene mahkemelerde diyor. Yani çoğunlukla böyle bir umutsuz, umudunu yitirmiş, biraz bıkmış, bezmiş bir kitleyle karşı karşıyayız. Örgütlenmenin önündeki diğer engellerden birisi de bu. Şöyle bir şey, herhangi bir adım attığı zaman bir şeyleri değiştirip dönüştürebileceğine dair umudu yok insanlar için. Hani bu umudu örgütlemek gibi bir derdimiz de olmalı bence bizim. Umudu örgütleyemediğimiz oranda birbirimizi de örgütleyemiyoruz. Hadi gel arkadaş falan deyip getirebildiğimiz insan sayısı belli. Yani az biraz politik olan insanlar ancak bunu dert ediniyor. Daha aslında tabandan doğru hareketi birlikte oluşturacağımız insanlarda gerçekten dert olması için ben her öğlen yemeği örgütlenmeyi resmen hani hayatıma yaydım. Böyle şey anlatıyorum, çaktırmadan iş hukuku falan anlatır oldum. Hani biliyor musunuz şöyle de bir dava varmış. Halbuki işte onu ben 5 sene önce öğrenmiştim falan. Sırf orada hani millet de duysun bak böyle bir şey varmış diye. Hani onu şey yapıyorum. Benim bir şekilde kendi koşullarımız var. Buradaki her insanın ve etrafımızdaki insanların bunu gerçekten görev edilmesi gerekiyor. Arkadaş hani bu senin tek başına derdin değil. Bunun mücadelesi diye bir şey var aslında üzerinden. Hani bak sendikamız yok. İleride neye değişir dönüşür bilmiyorum. Umarım dönüşür ama benim o konuda çok ümitli olduğumu söyleyemeyeceğim. Bir de bu eğitimin piyasacı yaklaşımı gibi bir mevzu var. Bizim yine bu hale gelmemizdeki şeylerden birisi. Eğitim, aldığımız eğitim bize şunu veriyor. İşte sen gideceksin, mühendis olacaksın, bir statüde çalışacaksın, ciddi paralar kazanacaksın ve konumun çok çok iyi olacak tırnak içerisinde. Ve sen dolayısıyla hani ya bunun işte bunlar senin derdin değil aslında. Yani sen baraj yapacaksın, sen bina dikeceksin, sen işte bilgeyiz olacaksın, koca koca yazılımlar yapacaksın falan diye gazla mezun olunduğu için. Sonra ne zaman işte arkadaş gibi mülakata geliyor şey, welcome to the real world gibi, merhaba işte gerçek yaşama hoş geldiniz gibi bir şeyle karşılaşıyor. Sonrasında da çok komik bir dönüşüm oluyor. Dönüşümün bir yeri de orası. Mesela genç arkadaşlarımız geliyorlar. Biz junior diyoruz bizim sektörde. Daha alt pozisyonda başlıyorlar. Sonrasında ne zaman senior oluyorlar, onlar da bu sefer aynı şeyi yapmaya başlıyorlar junior'da. Yani ben mesela yavaş yavaş hani kıdemim artıyor ve olabildiğince işte genç arkadaşlara yakın davranmaya çalışıyorum. Bak şöyle yaparsan falan diye olabildiğince hani
aklım erdiğince yol göstermeye çalışıyorum ama ne zaman ki bakıyorum bazen birkaç sene geçiyor aradan, karşılaşıyorum tekrar arkadaşlar. O da çoktan aslında bizim eleştirdiğimiz tam da o hafif küçük CEO böyle patron birisi olmuş çıkmış gelmiş yani. Öyle bir tarzda bulmuş. Ne olur diyorum, ya işte böyle olması gerekiyor. Yani o eleştirdiği şeyi bir süre sonra kendisi de olmaya başlıyor. Tam böyle bir durum da var. Yani bizim dediğim gibi sıkıntılarımız aslında belli ve biz aslında hakikaten proleterliğin dibine kadar yaşayan insanlarız ama dediğim gibi örgütlenmeye vaktimiz yok, vakit bulursak gücümüz de umudumuz yok. Bunları örgüt, yani kendimizi örgütlemeden önce bunları örgütlememiz gerektiğini düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim siz çalışmanız için ve burada olduğunuz vallahi soru soracağım. Ben herhangi bir korsan bildirebiliyorsunuz. teşekkür ederim. Gerçekten emeğine sağlık. Çok iyi, çok değerli bir çalışma. Ben ilk bu çalışmayla karşılaştığım zaman hani şunu söylemiştim. Bu işte 2006'da yapılan profil çalışması, Teo benim profil çalışması. Bir fotoğrafın çekilmesi açısından önemliydi ama o fotoğrafın yorumlanması eksik kalmıştı. Aslında o fotoğrafın yorumu şeklinde değerlendirebiliriz. Yani her ne kadar sağ çalışmasını yapmamış olsam da. Ben iki şey soracağım. Ne soracağını konuşmadığımız için aslında benzer şey. Bu cumartesi günkü Şevki Ankara Şubeleri yapılan etkinlik 2015 yılında şehir plancılarını kapsayan bir anket çalışmasıymış. Benim soracağım da o. Yani aslında baktığında tamam emek süreçleri bakımından, emek süreçleri bağlamında mühendis, mimar ve şehir plancılığı alanları birbiriyle çok fazla örtüşmese de zaman zaman kesişen planları da var. Soracağım şey oydu, yani bu çalışmayı örneğin şehir plancılığı ve mimarlık, yani TOB'ye bağlı birlik içerisindeki meslek disiplinlerinin tümünü kapsayacak şekilde genişletmeyi düşünüyor musun diye soracaktım. Gerekçesi de şu, mesela çok somut bir rakam verdiler, Ezgi'nin söyledikleri ufacık ek yapayım. Şu anda 2015 yılında hazırlanan 2016 yılında yapılan çalışma %20 işsizlik var şehir plancıları kitlesi içerisinde, %16 da gizli işsiz var. Yani başka mesleklerde uğraşanlar var. Topladığında %36 ve bu %36'nın %69'u 3 büyük il Ankara, İzmir, İstanbul'da yaşıyor. Hani bunların da şehir plancıların büyük bir kısmının da kamuda istihdam edildiğini unutmayalım. Yani bürolarda çalışan kitle sayısı çok az. Dolayısıyla işsizlik ve o emek süreçleri nitelikleri belki farklılaşabilir ama emek süreçlerinin sonuçları bağlamında aslında birbirine yakınsayan süreçler olduğu için bu çalışmayı genişletmeyi düşünüyor musun diye sormak isterim. İkincisi de bu kitabın ikinci bölümündeki o dünyadaki örneklerden bahsedilmiş. Hani o kapsamda güncel Avrupa'da veya işte Uzak Doğu'da ya da Amerika kıtasındaki mühendislik süreçlerine dair, hiç bu saatte tabii konuşulur mu bilmiyorum ama en azından güncel duruma dair veya onların geldikleri sürece dair. Çünkü yani sonuçta baştan beri o, hep o söylendi. Mühendislik aslında eşittir demeyelim ama kapitalizm ve mühendislik açısından bir neden sonuç ilişkisi vardır. Dolayısıyla kapitalizmin gelişimi de aslında mühendisliğin gelişimiyle bir yanıyla doğru orantılıdır. O anlamda hani Avrupa kapitalizmi ve Amerikan kapitalizmi işte ve dolayısıyla mühendisliğin oradaki durumuna dair bir araştırma var mı? Bunu sormak istedim. Yine uzun oldu. Bir taraftan da beni sevindiriyor. 9.30 oldu. Hala heyecanlı heyecanlı konuşuyoruz. O da çok güzel bir şey. Bu sağ araştırmalarını ben yeni duydum. Hatta Gebze'deki bahsettiğim sağ araştırmasını da bundan birkaç hafta önce işte bu referandum hayır onun örgütlenmesi için bir toplantıya gittiğimde Serkan Ömer'i kendisinden duydum. Haberim olmamıştı. Çok sevindim o sağ araştırmalarına. Çünkü ben bunu yaparken en zorlandığım konulardan birisi buydu. TMOB'un yaptığı iki araştırma dışında mühendislere dair ampirik veri bulabileceğim bir şey yok Türkiye'de. Bu mesela TMOB'un bence bir iş olarak önüne koyup yapması gereken bir şey. Keşke bütün TMOB'a bağlı bütün odalar kendi meslek mensupları için benzer bir şey çıkarsa. Sonra sadece bu anket çalışması değil. Dediğim gibi ben burada bir sağ araştırması bulamayınca Fransızcam olduğu için Fransa'ya gittim yani. Orada bir şeyler bulabilir miyim diye. Orada mesela derinlemesine mülakat teknikleriyle yapılmış
yazılmış kitaplar gördüm. Bu da burada yapmamız gereken bir şey. Aslında o kadar önemli bir bilgi ki. Ben mesela şeyi dinlemek isterim 60 yaşında bir mühendisten. Kendi mezun olduğu dönemle bugünü kıyaslamasını, karşılaştırmasını dinlemek isterim. Ya da yeni mezun arkadaşların ne beklediklerini, ne bulduklarını daha uzun, yani ankette bir iki yeri böyle tik atarak değil de daha uzun konuşarak duymak isterim. Yani keşke TMOB bu tip çalışmalar yapsa. Ben bireysel olarak yapabilir miyim? Ben bu kitap çıktıktan sonra dedim ya demin o Gebze'deki şeyi biraz kıskandım diye. Ben aynı şeyi düşünmüştüm. Hani bir yerde bir organize sanayilerin yoğun olduğu yerde bir saha araştırması yapayım diye. Yani bunun aynısını sana daha sonra anlatırım ama hocalarla görüştüm. Hocalar çok meraklıysan gir akademiye boyunun ölçüsünü görelim dediler bana özetle. Arkamda bir... efendim? Bahçeli gibi. Arkamda bir kurum olması gerektiğini, o ilişkilere ulaşamayacağımı, mutlaka bir yerlerden destek almak gerektiğini falan. Hani böyle bir şeye hevesle atılırsınız ve itinayla o heves söndürülür ya Türkiye'de. Bana da öyle oldu. Böyle bir fikrim vardı ama onu yapacak olanakları bulamadım ben. Keşke TMOB yapsa, ben de gelip seve seve çalışırım bu konuda yapılacak bütün araştırmalarda. Demin dedim ya, şeyi de merak ediyorum. Yani sadece Yıldız'dan, İTÜ'den, ODTÜ'den mezun değil. Yani bu diğer ismini bile bilmediğimiz mühendislik üniversitelerinden mezun profil ne yapıyor diye mesela ben bunu merak ediyorum. Yani farklı illerde TMOB'un yapabilecek de bir örgüt. Türkiye'nin her tarafına yayılmış şubeleri var TMOB'un. Umuyorum bu bilgiyi, yani mühendislere dair bu bilgiyi üretir TMOB. Onun için çok sevindim yani o sağ araştırmalarına. Bir de şey dedin ya sen Ezgi, Avrupa Uzak Doğu, ya o benim bulabildiğim tek kaynaktı. O aslında bir kitaptan alıntıdır, işte farklı mühendislik. Mühendislik çok kapitalizmin tarihine, modern anlamıyla mühendislik. Yani ondan önce de işte sulama kanalı yapılıyor, bina falan yapılıyor ama modern anlamıyla mühendislik kapitalizmin tarihiyle çok paralel bir meslek. Dolayısıyla her ülkenin kapitalist gelişimine göre farklılaşmış bir mühendislik süreci de var. O alıntıları hani farklı 4-5 mühendislik tipi işte zanaat örgütlenmesi, kıta Avrupası örgütlenmesi diye kitapta göreceksiniz. Onlar ulaşabildiğim bir kaynaktı, öyle bir çalışma yapılmış. Şeyi çok denedim, Mısır'la ilgili hep duymuştum işte Mısır'ın da böyle canlı bir mühendislik ortamı olduğunu. Oradaki Mısır TMOB'unun da kendini buradaki TMOB gibi tanımladığını, yani biraz daha soldan baktığını. Çünkü şey yok, mühendis örgütlerinin çoğu son derece, nasıl diyeyim, daha elitist, böyle daha seçilince, sadece mesleği, meslek, yani hiç böyle ücretli mühendisin sorunu falan, bunlarla ilgilenmeyen mühendis örgütleri genelde Avrupa'da. Tamamen bir STK gibi çalışan mühendis örgütleri. Mısır'ı mesela çok öğrenmek istedim. Valla gidemedim de Mısır'a şartlar. Ama Mısır'la ilgili, Uzak Doğu'yla ilgili, Yunanistan'ı mesela merak ettim. Bunlarla ilgili maalesef kaynaklara ulaşamıyoruz. Eğer varsa bu kaynaklar, TMOB bunları çevirip böyle bir şey çıkarırsa ben onda da gönüllü olarak çalışırım. Üreten içtiğinin özellikle genç mühendisler tabii ki çok farkında çünkü birebir yaşıyor. Benim dediğim farkında olmaktan ziyade o toplumsal bilincin, sınıf bilincinin oluşması noktasındaki sıkıntıydı. Hani demin sen de dedin ya, ilgilenmiyor ya da işte bireysel pazarlıklarla çözebileceğini düşünüyor. Ne koparsam diye belki bakıyor. Hani o sınıf bilincinin oluşması yoksa koşulları yaşıyor zaten yani tabii ki. Kendisine o kariyer günlerinin parlaklığında vaat edilen şeyi mezun olduğu zaman bulmadığının farkında mı hani genç mühendisler? Bir genç oluşması noktasında demiştim. Bir de şey dedi yani kendini gerçekleyemiyor, örgütlenmeye ayırabileceği bir zaman yok diye. Sanırım Bora'nın bir çalışması çıkmıştı yine bu beyaz yaka ile ilgili boşuna mı okuduk diye. Ya bu konuda bir bilgi birikimi de olmaya başladı Türkiye'de, o da sevindirici bir şey. Orada mesela o kadar acı ki şey diyor, ben işten çıktığım zaman yaşamaya başlıyorum diyor. Yani kendimi, kendim olarak işten çıktığım zaman hissediyorum, işte ben değilim diyor. Yani bu o kadar acı bir şey ki çünkü hayatımın çok büyük bir kısmı iş yerinde geçiyor zaten. Yani o kadar bir derecede kendimi gerçekleyememe durumu, ona örnek vermek istedim. Başka katkı? Hocam ben size... İki tane bir yaptırayım. Oranın yani komünyatörlüğü de var. Bir tanesi, Sinan'a forumu diye bir forum var. O forumda 2014'te bir tane bu çizimde
O dünya transferörlerle ilgili bir çalışma yapılmış. Yaklaşık 44 tane ülkeler. Ama SMM'ler mi? Yani küçük bir o. Hayır, transferörler. Dünya SMM'ler değil. Transferörler de nasıl bir çalışma yapılmış. 2014 yılında bir yayınlandı. Yani bulabilirsin o da yayınlandı. Bulamazsın. Bir ikinci şey, Evcom diye bir İstanbul Süperliği'nin yaptığı bir etkinlik var. Ben katılmışımdır. Kitap yayınlandı sanırım. Yani İtalya Sempozyumu'nda bir tane şeyi, o ilk seminerin yayınlandı. Orada sanayilerle vardı. Öğrencilerle birleştirdiler. Orada da şimdi bayağı farklı şeyler çıkabilirim diye düşünüyorum. Tamam, ben dedim ki bu hani bir şeyi hevesle yapmak isteyip onun karşılığını bulamayınca biraz açıkçası konuyla ilgilenmeyi bırakmış durumdaydım. İyi oldu yani, bana da iyi geldi bu söyleşi. Bu katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hem de bu bir yüksek lisans tezi. Ben şey, ön sözü de yazdım. Yani binlerce tez yazılıyor Türkiye'de. Ve o tezler böyle akademide kalıyor. Yani akademinin sınırları içinde kalıyor. Çoğu atıf bile almıyor. Ya ben, benim için bir çeşit ayrıcalıklılık durumu, yani benim sorunlarımı anlatmaya çalıştığım mühendislere bir kitapla ve böyle toplantılarla ulaşabilmem. Bu fırsatı verdiği için Elektrik Mühendisleri Odası'na çok teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.